Galatasaray'da herhangi bir oyuncu, Galatasaray'da herhangi bir staff, başkan, yönetici abi o statta kimseyi germesin. Abi. Çok iyi oyuncu ben hep söylüyorum abi. Şu ben... anda yaşayan saysak böyle mesela diyorum Mourinho mesela ilk 3'te hmm. 4'te. E, o, sayıda. o, o de öyle. Yarın öbür gün Mourinho Fenerbahçe taraftar çok seviyor değil mi? İki maç üst üste kaybetsin. Ha hu olsun taraftar. Mourinho'nun e, geleceği tartışılır. Oklar kime döner dersen başkana döner. Önce Mourinho'ya demezler. Önce başkana ya bak almadın işte. En nesliği mi buluyorsun? Gidip adam o simeni alıyor falan derler ilk önce. Keşke Erden Timur, Erden Timur tarzı yöneticilerin sayıları artsa. Erden Timur Galatasaray'a bir daha dönerse başkan olarak döner. Başkan adayı olarak döner. Seçilir seçilmez onu bilmiyorum. Bir dekoder ve de Ümit Özat'a yapayım mı? Okan Hoca'nın anasına avradına küfredin demiş Ümit Hoca. Evet, Linç'e hoş geldiniz sevgili Haluk Yürekli, Murat Aşık. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Asistan Baron. Baron Bey nerede? Ee, Baron Bey biraz Somun biliyorsunuz. Abi. Geçen <laughs> somun yiyor şu anda Baron Bey. Yayına ya. serumla çıktı. İyi gelir. Hastalığa Somunu iyi gelir. yemedim hala diyor. Hastalığa iyi gelir. Hastalığa iyi gelir. Onun yani, için hastalığını tedavi etmek için somun diyelim. diye Bağışıklığını güçlendiriyor diyelim. Güçlendiriyor Bağışıklığı diyelim. Güçlendiriyor. Özel bir kampta bağışıklığını güçlendiriyor. <laughs> Bu hafta bağışıklık güçlendirme haftası <laughs> Baron'un. Bomba selam gibi dönmesini olsun. bekliyoruz. Aynen, Aynen, selam olsun e, diyelim. Derbi de e, yanımızda pazar Tabii, günü. Tabii pazar günü derbi de kendisi yayında olacak. Bugün emaneten bizde yayın. Hatta ne dersek affola diyelim. Ömrünüzü Almanya'ya vakfettiniz bu sene. Sizi burada görmek büyük şeref. Hayır için. bakarsın baronu geçer abi reytinglerde. Baron yani, out, Mustafa yine olur abi. abi. Her şey reyting değil, her değil şey istatistik şey değil. <laughs> <laughs> Baron'un yerine 100 tane ben gelsem dolduramam herhalde. Mustafa <laughs> out, Baron verelim burada. Mi? <laughs> Tabii sinyali de verelim buradan kendisine. <laughs> Aa, Onun yeri hiçbir şekilde Mesajı olmaz. Mesajı net alsın. Tabii. Ya Patron dedi olsa. Haberim olmadan tatil uzamış benim diyor ya. Konuştum <laughs> 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 Çok güzel. <laughs> Bir bonusla başlayalım diyoruz. Ekibimiz bir fotoğraf karesi getirecek ekrana. Çok tartışılıyor Türk hakemleri biliyorsunuz her maçtan sonra ama bir ligi maçı sonrası da Halil Umut Meler'le ilgili bir görüntü var. Evet. Real Madrid teknik direktör Anca öğretti. maç sonunda Halil Umut Meler'in yanına gidiyor. Zaten maç boyunca da sıkça sağ kenarından eleştirilerde bulunuyordu. Memnuniyet dile getiriyordu. E, maçı izlediniz mi bu arada? Nasıl Yok, buldunuz? Pozisyonu izledik. Yetti bana. Vardan dönen penaltı mı? Tabii. Yani kaç gün önceydi maç? Bu maç dündü. Ee, 3-4 gün önce basmayı görmeyip Vardan penaltı veriyor. Burada olmayan basmayı görüp penaltı verip Vardan bu sefer iptal ediliyor. Ee, ben onu gördüm. Onun için maçta ne oldu ne bitti bilmiyorum. Bu arada izlemeyenler varsa söyleyelim. Real Madrid lehine önce lehine. bir penaltı veriyor. Hollandalı var hakemin uyarısıyla da bu kararından vazgeçiyor. Var kimmiş acaba? Onu Hollandalıymış. Hollandalı. Türk değil zaten. Türkiye var bir tek Türkiye'de oturtuluyor abi. <laughs> var Türkiye'de bir tek var yani. Var Türkiye'de Türk. var. Türk var bir tek Türkiye'de. Sonra herhalde Ancelotti bu kararların sonrasında... E-ya e başlamıştır abi? Klasik. Halil Umut Meler e, bence geçen sene Ankara gücü maçında Ankara gücü Başkanı tarafından yani o talihsiz olay sonrası hakemliği bırakacağım demişti. Keşke bıraksaydı. Yani oradan sonra Zirve yaptığın... bari. Orada yani ondan sonra hakemin yaptığınız diyor. Abi olabilir. Çok etkilenmiş olabilir. Psikolojik olarak Doğru çok etkilenmiş olabilir. Doğru ama sen yani ya. Bunda bir anormallik yok. Etkilenirsin. ama sen yani hani eskiden şöyle bir klişe vardı. Yani burada yönetemiyorlar. Orada yönet... orada da belli ki yönetemiyorlar. Yani Şimdi Ancelotti'nin bir hocanın hakeme tepki göstermesi e, çok alışık olduğumuz işler. Ben detayını da bilmiyorum. Yani maçı da izlemedim. Ama genel olarak baktığımızda ancak şey demiş, bugün iyi gününde değildin demiş. Evet, sözcünün iddiası. Aynen. Bunu sana saygıyla söylüyorum ama bugün hiç iyi değildin diye söylediğini sözcü haber yapmış. Ya buradan şöyle bakacağız. Bundan sonraki Şampiyonlar Ligi maçlarında Avrupa'da Ali Umut maç verilecek mi verilmeyecek aynen. miye bakacağız. Tabii. Ben Türkiye Ligi'nde ortaya koyduğu performansla zaten almamız gerektiğini düşünüyorum. Ama Türkiye'de Kimler kimler maç alıyor? O yüzden adamın yani, aldı Volkan, seni bu hafta. Volkan, Volkan Bayaslan Trabzon maçını almış abi. İnanılacak gibi değil ya. Yani Türkiye'de mesela Volkan Bayaslan'ın e, hala Konya Galatasaray maçındaki o var biyologlarını duyduktan sonra hala hakeminin devam ediyor olması herhalde Merkez Hakem Kurulu Başkanının ya kardeşi ya kuzeni, <laughs> amcasının oğlu, dayısının oğlu, yani akrabası, yani çok yakın akrabası olması lazım. Çünkü yani insan o var konuşmaları benim oğlum olsa hakem ben MHK e başkanı olsam vermem. Ki o gün sadece var hakemliği yapıyordu. O şey koşamadığı için maç yönetemiyordu. O var konuşmasından sonra bir alt ligde maç aldı. Tefe birincilikte. Bu hafta süper ligde aldı. Aynen. Felaket. Zaten hani genel olarak baktığında kariyerinde doğru maç yok. Yönettiği neredeyse. Tuhaf işler oluyor Türkiye'de hakemlerle ilgili. İşte aynı sahibi diyorlar diye hep Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'da çok iyi maç yönetiyor. Belli ki Avrupa'da da iyi maç yönetememiş yani. Dediği çok Cüneyt doğru. Cüneyt Çakır'ı birinde... diyorduk. O Cüneyt Çakır bile olamamış ha, yani. yani. O yapıyordu. Birinde işte basmayı görmedi, var çağırdı, bastı." deyip, de basmadı." ortaya çıkıyor. Yani korkunç işler. Bir yani de şuda var mesela. Orada kendi karar veriyor. Kararı var düzeltiyor. Burada vara güveniyoruz zaten. Vermiyor karar. Yani bizim hep Türk hakemler için en büyük sorun bu. Her şeyi vara bırakmaları. Evet hızlı bir giriş oldu bonusla. Şimdi o zaman listeye başlayalım. 10 numarada Erman Özgür ve Erkut Öztürk'ten Şimanski eleştirisi var. İzleyelim üzerine yorumlarımızı yapalım. Ya tamam Fenerbahçe çok mu hücum gücü yüksek bir maç oynadı? Hayır. ile çok pozisyon mu hazırladı? Hayır. Ama buna rağmen Ennesili'nin biraz oyun içerisinde kendisini hissettirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu hiç yapamadı. Bunu biraz da Şimanski'ye bağ bağlıyorum. Kasımpaşa'ya karşı bile fark yaratmayacaksa Şımanski ne zaman fark yaratacak Erkut? Geçen senenin muhtemelen devre arasından beri sürekli eleştiriyorum. Hiç vazgeçmeyeceğim. Kimse bana anlatamaz Şımanski niye oynadığını falan. Hiçbir şey oynamıyor ya. Şımanski mevki olarak ne oynuyor formasyonda? 10 numara değil mi? E, Rossi'yi eleştirdiğimde çok kızmıştı bana Fenerbahçeliler. Ben de hep şunu diyordum ya orada Tuncay'ı görmüşsünüz, Valbiyona'yı görmüşsünüz ya da ne bileyim işte Anayika'yı görmüşsünüz. O yüzden beni tatmin etmez Rossi. Bu oyuncuları gördüğünde. Şimdi Fenerbahçe'nin 10 numarası için de Alex De Souza'yı görmüşsün orada. Diego'yu görmüşsün. Dolayısıyla daha öncelerine de gitmeye gerek yok. Yani Şimanski ile bu oyuncuları kıyasladığında tabii ki arada bir fark var. Rossi'yi beğenmediniz. Evet. Allah size rankenti gönderdi. Aldınız başınıza <laughs> evet. evet Geçen sene şimdi tam izlerken Murat'a onu söyleyeyim. Geçen sene müthiş başladı lige. Goller, asistler falan. Düştü sonra. Sonra evet. çok düştü. Ama bu sene Mourinho 3 e, tane Şimanski olsa 3'ünü de oynatırım dedi. Bu çok beğeniyor bu arada. Şunu söyleyeyim. Yani bu tip 10 numara kreatif e, oyuncular mesela 10 numara santrafor filan. Ben olsam Mourinho tarzı teknik direktörlerle çalışmak istemem. Çok zordur çünkü yani. Oralarda oynamıyorsun. Çünkü senin Şimanski'nin etkili olabilmesi için, Santrafor'un etkili olabilmesi için orada çok topla buluşuyor olması lazım. Yani bir noktadan sonra Fenerbahçe topu rakibe bırakıyor. Artık Şimanski de e, pozisyon oynamaya başlıyor. Ya bir de iki senedir. Geçen sene onun aslında bu hani skora etki edemeyişi biraz Fred'in çok sakatlanması ve onun biraz onun pozisyonuna çekilmesini de çok etkiledi onun o e, karmaşasını diyeyim. Kafasındaki karmaşıklığı. Ya bu sene bir maç özelinde yani Kasımpaşa maçında evet ama mesela bir önce birkaç gün önce milli takımda çok inanılmaz bir gol attı mesela. Yani inanılmaz değil mi? Güzel bir gol attı diyeyim. Ee, evet geçen sene belki de orijinali bu. Yani geçen senenin başındaki performans biz o zaman Serdar Ali Çelik'le çok eleştirdik ama belki de buydu ama hani abi ben Dediği gibi yani biraz oyun, oyunla da alakası var abi. on numaradan ne bekliyorsun? Galatasaray'ın e, şu anki oyununa koysan mesela başka bir şey e, olabilir. olabilir. Olabilir ama mesela bizde de mesela Kerem Demirbay'ı belki versen buraya. O da başka o bir şey burada oynayabilir. Olabilir. Daha orada da mücadeleci falan. Ama hoca beğeniyorsa, karar verici o. Beğeniyor. ya Şu anda çünkü niye? Elinde var. İsterse kesebilir yani. Fenerbahçe'nin orada da bir... Hatta belki Fenerbahçe'nin en kalabalık pozisyonu orası. Oraya kaydırabileceği oyuncular. Hoca beğeniyorsa diyecek bir şey yok ama şey biraz ağır olmuş. Yani Rossi beğenmediniz. Ryan Kent'i gönderiyor. Rossi beğenmedik. Ryan Kent'i de beğenmedik. Sen maksimen geldi işte. Abi Alex De Souza mesela çok acayip bir. E tamam e, on çok numaralı. ütopik örnek. Yani, yani. Acayip bir oyuncuydu yani. Alex De Souza'yı bile mesela Aykut Kocaman'ın son dönemlerinde sıkıntı yaşadı Alex De Souza bile. Yani Çünkü teknik direktörler bazen e, oyunculardan başka rolleri istiyor. ya yani Başka rol biçiyor. Abi, o biraz Belki de... Şimanski'ye Mourinho'nun biçtiği rol sebebiyle de bu kadar etkisiz görüyor olabiliriz. Belki belki işte Mourinho çok mutlu ya. Belki de o savunma özelliğinde yani gelip o pozisyonu kapatması. Abi biz bilemeyiz. onun maç bittiği zaman onların baktığı parametrelerle belki çok iyi oynuyor. İşte onun maçta. pozisyonunu Tabii kapatıyor olması yani. onun talebini karşılıyordur demek ki. Belki de skor istemiyor Şimanski'den. Onu bilmiyoruz? Peki Murat Ağaçın yorumlarından anladığım zaman Serdar İçelikler haklı mı çıkardı yani? Hayır. Bilir miyiz? Belki ben, ben her zaman ben Şimanski'yi beğenen taraftayım buraya. Bir iki maç kötü oynadı diye ben Şimanski'yi çöp falan. Tamam bak Alex başka bir oyuncu. Diego diyor mesela. Diego Fenerbahçe çok öyle ekstrem bir şey yapmadı. Yani o, biz o koça da gördük. Oğuz Çetin de gördük. Ya olabilir. İyiler de olur. E, çok başarılı olmayanlar da olur. Ama hemen Şimanski. Şimanski hepsine göre daha genç yaşta geldi o zaman Fenerbahçe'ye. Bir bekleyelim bakalım. O yaşa geldi. Belki o da oynar. Ya bu çok kesin yargılar bunlar. Yani Şimanski eleştirmeye devam edeceğim. Niye? Şimdi bu hafta iyi oynarsa ne diyeceğim mesela? Niye eleştirmeye devam ediyorsun demezler mi adama? Onun için Erman Özgür'ün bir de mesela televizyon yorumları farklı. YouTube yorumları biraz daha farklı olduğu kurumdan dolayı. O da biraz dikkatimi çekiyor bu aralar. Aldım onu e, tabelayı. Şey, Radara pla aldım. plakasını Listeyi. aldım. Plakayı aldım. <gülüyor> eyvah, <gülüyor> eyvah eyvah. Eyvah. Yani ya, Yok, Dikkat et. Kötü anlamda. Plakayı aldım mı <laughs> yandın? Plakayı aldık. Ya <laughs> plakayı bizim plakayı... Arda Kaşıkçı'nın plakayı evet. aldı sıkıntı. Serhat'ı aldı sıkıntı. Yok onları bıraktım. <laughs> Öyle mi? <laughs> onları bağladım mı? <laughs> araçları bağlamıştık bıraktık onları. <laughs> Bakalım yine o isimler var önümüzdeki maddelerde. Gördüm çok mutlu isimlerini. Uzun Bakalım neler söyleyeceksin biz de merak ediyoruz. evet o zaman 9 numaraya geçelim. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan var. Şenol Hoca ile ilgili yorumları verelim arkadaşlar. Şenol Hocamızın tecrübesi belli. Daha önce Trabzon'da hem de İstanbul takımlarında şampiyonluk başarı. Bilir kendilerisinin inancımız tam. Zaten Şenol Hocamızın tercihimizin ana sebebi tecrübesi. Bu bilgi, bilgi bilgisiydi. Dolayısıyla bilgi yapmadı ilk mesela. Kendisine çok teşekkür ederiz. Sezon geldikçe yani biraz daha zaman geçtikçe hem Şenol Hocamızın hem oyuncularımızın da daha artarak performans göstereceğini taraftarımızla bütünleşerek bir an önce zirve yarışının içerisinde olmayı hedefledik. Evet Murat Aşık. Özel sipariş var. Evet o yüzden <laughs> küreği, onunla da başlayalım. Eskidi, bu yeni bu. Bu maçtan sonra. Benimkiler daha ilk imzadaydı. <laughs> bu da, bu o zaman tam, da konuşmuştuk zaten. Tabii mi? bu tam felaket. Yani maç %13'e %17 bitmiş toplu oynama. Şenol hocamız buydu zaten diyor mesela Sayın Başkan. İşte çok enteresan. Ki Şenol Güneş şikayetçi. Mesela ben, Trabzonspor böyle oynamaz diyor maçtan sonra. Hangi İstanbul takımlarında şampiyon olmuş onu bir sormak. Çoğul kullandı baş. bir de. İstanbul, İstanbul takımları ifade ediyor. Birkaç var. tane daha var demek ki biz bilmiyoruz. Altyapılarda mı acaba? İstanbul takımlarında derken ben isim vermek, i̇sim istemedi. vermek istemedim. Bu. Beşiktaş İstanbul. Şey, orada yine fanatik var. Beşiktaş demeyelim. Trabzon'da şampiyonluğu yok. Futbolcu olarak. Çok futbolcu. var. Ondan bahsediyorum. Ee, teknik direktör olarak da orada var. Orada teknik direktör olarak demiyor. Yani senin yani orada belki de hani şimdi sana belki diyebilir ki e, kardeşim futbolcu olarak şampiyon ama olmadı mı diyebilir. Diyor. Öbür tarafta diyebilir ki e, kendi iş siyasetine biz 2010-2011'in şampiyonuyuz. Güzel yani. E, yani şey demiyor. Teknik sektör olarak demiyor. Yani daha orada. önce demişti ama. Teknik olarak yine dememişti. Yani orada da şampiyonluk yaşamış bir teknik direktör getirdik. Demişti. O zaman biz özür dileriz eğer öyle ha. diyorsa. Hayır, hayır, burada. Ben abi, sanki bir önceki de teknik direktör dedi diye. Demedi, demedi. Ben de orada burada konuşurken de hatta sen demiştin tamam. yani oyuncu ben oradan okay. senden hatırlıyorum yani. Abi şu var. Şey böyle bir tartışma var. E, Fenerbahçe tarafı biz 2010 2011'in şampiyonuyuz. Kupa bizim müzemizde. Federasyon bu e, bizim kupamızı tescilledi diyor. Sen ne anlatırsan anlat Trabzon cephesinde de 2010 2011 sezonunda Trabzon halkı başkanı, yöneticileri o sezonun şampiyonunu Trabzon olarak görüyor. Mevcut Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı da dahil ederek söylüyorum. Ya o kupa beni alacak ya ben o kupayı alacağım diyen bir federasyon başkanımız var. Yani o yüzden hani buralara Murat'ın takılmasını, Fenerbahçe'nin takılmasını anlıyorum. Yok eğer hoca olarak demeyse ben de valla takılmam o zaman. Geçerim. Hayır. Hoca olarak da ima ediyor ama. Ya yani biliyorum işte ben onu diyorum. Yani ağızdan çıkmamış ama şu da var. Bu maç bir bir bitmeseydi. Beşiktaş eğer bu, şu maçın hakkı normal birse maçın 4-1 falan bitmesi gerekiyor yani. Bence Ertuğrul koşullarda. Başkan'ın eleştirileceği en önemli yer şurası olmalı. Abdullah Avcı niye o kadar sağlıyor? Evet ettin? madem Şenol Güneş bu kadar iyiydi Şenol Güneş yazın da boşluyordu. Yani sezon başında niye getirmedin? Yani bir de yani Trabzonspor'da o kadar felaket bir kadro mimarisi oluştu ki. Abdullah Avcı ya yani geçen seneden ya yani şöyle bakarım ben. Yani taraftar bazen bir şeyi istiyorsa taraftara rağmen bir şey yapmamak lazım. Gitmedi abi taraftar işte Abdullah Avcı'nın oyunu. İlk maçta da full doldurdu. Şey olunca gitti. Bütün tribünler yeniden döndü yani. Şehirle teknik direktörün arası açıldıktan sonra alemi cihan olsa ağzıyla kuş tutsa yapamazsın. Bak yarın öbür gün Mourinho, Fenerbahçe taraftar çok seviyor değil mi? İki maç üst üste kaybetsin, ha hu olsun taraftar Mourinho'nun e, geleceği tartışılır. Abi Türkiye'de futbol yapısı bu. Biz böyle insanlarız. Trabzon'un en büyük kötülüğü biz yaptık o zaman. Bizi yenemeseydi İstanbul'da Abdullah C. ilk maçında zaten çok kalamazdı. Kalamazdı. Onu. Ya bakma o maç onu bayağı bir kredi tanıdı ya. İlk geldi bak geldi gibi kazandı falan filan diye. Öyle bir rüzgarla gitti. Ama ben Abdullah Avcı'ya yani geçen bir daha böyle bir izleyeyim dedim. Abdullah Avcı'nın ilk oynattığıyla ikinci oynattığının arasında da fark var. i̇lk şey oynattığında yine biraz ileri gitmeye çalışıyor. İkinci de hiç gitmiyor ya. Abi dönüyor o kadar da Yavaş Ki. Çok yani, yavaş ne, gider. Derdi ne de biliyor musun? Aman ben bir gol yemeyeyim. Abi tamam da bu. Bir tane duran top duran top sıkıştırıyor. O iki puanlı sistemde başarı işte. Yani, yani, yani. O eski yıllarda hani beraberlik de çok iyi bir şeymiş ya. Sonra yarısını alıyorsun puanın güzelmiş. Abi bir de puandan ziyade Murat. Izleyen, gelmiyor işte. Yok tarafı. gelmiyor zaten. Abi evet. satmaz bu oyun, satmaz. Bu oyun satmaz. Hele oralarda hiç satmaz. Evet, geride bırakıyoruz o zaman. Uzun süredir ortalarda olmayan bir isim var. Erden Timur. Ortada olmamasına rağmen aslında hep gündemde, sosyal medyada çokça bahsediliyor. Adnan Polat'la maç sonunda bir görüntüsü var. Verelim üzerine yorumları alalım. Erdem evet. <laughs> Bey <Bu> geri mi döndü de hayırlı olsun diyelim mi? Abi televizyonda sen. var ya. Abi maça gelicek. İlk defa maçı seyretmişler. Yani kendi locası var bu arada. Hani ailesiyle beraber. Abi hemen geri Adnan Polat'la falan çıkması acaba bir anlam mı yükleniyor? Abi Nasıl şöyle. Lazım? Onu ben söyleyeyim. Adnan Polat'la birlikte seyretmiyorlar maçı. Çıkışta denk geliyorlar yani. Bence zaten burada belli denk geldikleri Hı. ya. Yani birlikte gelmiyorlar zaten. Orada birlikte belki Adnan Polat aşağı inerken o da aşağı iniyor. Orada çıkışta denk geliyor. Abi beraber gelsen ne oluyor? Yani iki tane gelse eski? Biri başkanı, biri yöneticisi. Ell hocaları yan yan olabilir. Gel beraber izleyelim bugün o maçı O da olabilir. olabilir. Hayır şöyle bir Adnan Polat başkan olacak. Erdem Timur onunla beraber. Ha, ben oraya geldim. Dedikoduları var. Ha oraya geldi mi? Adnan Polat bunu defalarca ben aday değilim. yani bir daha bu işleri yapmak Yap, yapma istemiyorum şey. diyor. Abi zaten bu aklı olanın bu işleri yapması zaten problem. Bence yani Erdem'in Timur'da bir daha yöneticilik yapmak. Gerçekten bizim ülkemizde yani ben çok isterim. Yani tuttuğum takıma başkanlık edeyim, yöneticilik yapayım, liderlik edeyim falan ama yani o kadar zor ki. Neden zor? Hani çok anlık ya her şey. Yani bir de işte maddi iki manevi yıl, zor abi. Ya iki bir... yıl şampiyonuz dursun Olur. Özbek. Ben dahil demediğimiz kalmadı. Yani bu ülkede yani kulüp başkanı olmak, teknik direktör olmak, yönetici olmak çok zor. Zor. Yani problemli. O yüzden e, bir de çok kirli bir dünya yani. Bu dünya çok kirlendi. Maalesef bu nasıl temizlenecek bilmiyorum ama çok kirlendi. Erden Timur'un ben geri dönme ihtimalini hiç görmüyorum ama bu dünya her şeye yani ben birçok şeyi ihtimal vermediğim birçok şeyle hayatta karşı karşıya kaldım. Ee, i̇ster mi istemez ama çok iyi Galatasaraylıdır. Başka bir, bir, yere evrilir iş. Nereye gider ne olur ne biter. Ee, ama ben bugün itibariyle Erden Timur'un hani maç seyretmeye gitmiş bir Erden Timur'un tekrar geri dönüyor hikayesini. Ben çok isterim yani o vizyonda birinin o gün de söylemiştim. Erden Timur vizyonunun e, sporun içinde yer alması gerekir. Bir şeyler düzelecekse o vizyonla düzelir düşüncesindeyim. Ama döneceğine ihtimal vermiyorum. Şimdi en azından bazı kısa vadede. Bazı kesimler herhalde şundan anlam yüklüyor. Uzun süredir ortalarda yoktu galiba. Maça ya görmedik. Şey Yağızlı tatildi yok. bilmem ne. Transferle mi? ilgili özellikle Galatasaray yönetiminin çok eleştirildiği işte Cenk Ergün istifa ettiği süreçlerin üstüne böyle bir görüntü olmasa e bazı kesimler demişti. İyi tarafından bakalım. Ya beklemişti ki transfer süreci devam ediyor. Ben şimdi statta falan gözükmeyeyim. Adamların iyice zorlaştırmayayım. Bak hani sen yapıyordun bunlar yapamıyorlar olmasın diye. Onu beklemiştir. Ya bu abi ben bunu anlamıyorum ya. Adam mesela yöneticilik bitti maça gitmeyecek mi bir daha adam? E biz de yaptık abi yöneticilik. Bitti gittik yani. Taraftarıysan o takımın gitmeye devam edersin. Sevdanı mı sonlandırıyorsun yöneticilik bitince? Bir de davul zurna ya da gitmemiş. Gitmiş, e gitmiş, çıkış, gitmiş hocasına gitmiş. Bu arada bence de bir daha dönerse bence ya kendisi bir teşvik gibi eserim yok ama Erdem Timur Galatasaray'a bir daha dönerse başkan olarak döner. Başkan adayı olarak döner. Seçilir seçilmez onu bilmiyorum. Bence. Evet, bence de bir potansiyel başkan e, durumu abi var. Her zaman gösterilecek bir defa yani. Her önüne zaman geçemezsin. Olacak. Yani bu abi Galatasaray'da potansiyel başkan mutlaka bir yerde o fırsat sana e, gelir. gelir. Bugün mi gelir? Çünkü çok da genç Erdem Timur. Bildiğin canım. kadarıyla 40 küsur yaşında. Yani bu daha önünde Allah uzun ömür versin. Yani çok küsürü yok galiba ya. 41 yaşında mı ne 41 yani? Kırk bir mi kırk iki? Kırkların başında. Çok genç Yeni yani daha kırkların çok başında. Benim yani. arkadaşlarımın sınıf arkadaşı Tarsus'tan da oradan 81 biliyorum. 81'li birli mi? 82'li ee, bir mi? Şey. Öyle bir şey. Öyle bir şey. Yani çok genç. Yani bugün yani bugün olağanüstü genel kurul olsa mutlaka adı geçer. Yarın iki abi sene sonra olmasa da geçer. İki sene sonra hazırlanıyor. İki geliyor. sene sonra yine geçer. Sonraki Hı. iki sene yine geçer. Yani diğerde ona o fırsat gelir. Hele başarısızlık yapar daha yapmaz daha onu iyi. bilmiyorum ama yani onu çünkü abi asa başkanlık başkanlık yapmak bilir. karar vermek bir an Yaparsa kolay diyorum. iş değil. Bir daha yöneticilik zor bence. Bence çünkü oraya bence yani insanlar da onu artık orada konumlandırıyor. Yani artık başkan bir de arkadaşlar. yapılar çok değişiyor. E, Şimdi Galatasaray'da mesela seçilip yani Galatasaray yönetim kurulu seçilmesen de artık Galatasaray'da 16 tane futbolda yönetim kurulu var. Artık, yani Türkiye'de yani spor, de, de futbol tabii olur. orası yani futbolu evet. belki yani bir başka seçer yani atıyorum Mustafa başkan adayı olur Erdem Timur der ki ben sana futbolu bırakıyorum. Yani ha, futbolun olabilir. Sportif AŞ'nin başına geçebilir. Yani bunlar doğru. şimdi bildiğim bir şey Doğru, doğru, olaylar ihtimallerden Sportif bahsediyor. Sportif vahşi yeni bir Keşke şey. Keşke Erdem Timur, Erden Timur tarzı yöneticilerin sayıları artsa. Çok başka bir vizyon koydu. Yani iki yıl Galatasaray şampiyon olurken olurken önemli isimleri Türk futboluna kazandırdı. E, yani o bence diğer kulüplere de bir referans oldu. Evet, belki maliyetler çok arttı ama çıtayı çok yukarıya koydu. Bu tip yöneticiler bence e, Türk futbolunda. Olmalı. Eğer Türk futbolu o bataklıktan kurtulacaksa böyle vizyonlu insanların başrolde olması gerekiyor. Evet o zaman biraz önce kulağını çınlattığımız isme geçiyoruz. Serdar Ali Çelikler. Ennesili ile ilgili benzetmeleri, tabirleri var. Bakalım Murat Aşık nasıl yorumlayacak? Özellikle onu merak ediyorum. Verelim arkadaşlar. ennesiri hakkında çok ciddi soru işaretlerim var. İnşallah büyük bir kaskal, 20 milyon euro'luk bir kaskal değildir. Bana göre 20 milyon euroluk bir kaskal olma ihtimali olmama ihtimalinden daha yüksek gözüküyor. Fenerbahçe Ceko'ya ve hatta Cenk Tosun'a önde oynamak istediği maçlarda mu muhtaç. Öne geçtikten sonra daha kontratak oyuncusu olarak top taşıyabiliyor çünkü şey meseli. Evet. Ve önüne attığınız zaman koşabiliyor. Ya da iyice yıktın artık 80 dakika 80 herkes rakip ceza sahası 20 kişi o zaman faydalı olabilecek bir oyuncu. Yoksa bağlantı oyununda falan top kontrolü falan çok zayıf. First touch'i falan benden kötü yani bıraktım herhangi bir santre benden kötü. Yani topu 5 metre ayağından açmadan top kontrol edemiyor. Pas atamıyor, top süremiyor. Yani yazık 20 milyon euroya yazık. Normalde ama izlediğimiz oyuncu bu değildi yani İspanya liginde. Yok, İspanya liginde de oynadığımız, istediğimiz oyuncu bu. Benim yılın en büyük ayar kırıklığı olmasına aday gösterdiğim futbolcu en nesiri. Evet, ilk o i̇lk kaskala beş takıldık. Kaskal ifadesini Ben de ilk defa duydum. Kaskallamak dedir ya. İs, is. Kaskalladılar yine bize. Ya, yani, he, yani öyle, öyle bir amiyane bir tabir e, herhalde kaskal. Tabii sokak ağzı yani. Ha. Editör arkadaşlarımız söyledi. Kaskal Trak yazında içi kof bitki demekmiş. Ha, ben ilk, evet. yani çok a bir affedersinler. Ben ilk defa duydum. Ama Sordum hatta. Kaskal. Argo'da evet. ben de yanlış mı diye bakayım var, dedim. Evet. İttirmek yani kakalamak evet. birine hani. Odur Çünkü ben de hep mesela ben bunu bilmiyorum. İçi boş bitki ama ben de kaskallama birkaç yere kullanmışımdır yani. Bu anlamda. Yine ben bir kelime hiç kazandırdı. hayatımda 50 yaşındayım hiç kullandığımı <laughs> hatırlamıyorum kaskallama. Ne olduğunu da ya yani ilk defa da Serdar, şeylerden Serdar Her yaşta şey... yeni bir şey öğrenebilirsin. Ee, Bitkilerle yani. ilgili şey söylüyor. Sinema 2'yi de çok kullanıyor mesela. Böyle biraz bitki bilimine hakim herhalde oradan esinlendi yine bir tabir. Ben söylediklerinde <laughs> biraz e, yani ilk 5 hafta e, sonunda çok erken e, bence. İlk 5 hafta için erken ama ben de mesela futbolcu e, futbolcu özellikleriyle ilgili ilk burada programda hatta Murat'la konuşurken de ben A plus bir oyuncu olmadığını, yani maliyetinin Fenerbahçe için 20 milyonlar, 25 milyonlar çok yüksek maliyetler olduğunu söylemiştim. Yani, ama Mourinho tercih eder. Mourinho'nun tercihidir. Dediği doğru. Yani bir çok önemli özelliği var. Sağdan soldan çok orta gelirse iyi kafa vurur. En büyük özelliği budur. Onun dışında öyle e, alıp topu götüreyim gideyim falan özellikleri yoktur. Mesela zaten ilk geldi Göztepe maçında sağ önde oynattı. Orada yine etkiliydi. Evet. Göztepe maçı çok etkiliydi. Evet, Onun dışında hiç etkili olmadı. Evet, erken mi bu yorumlar yoksa... Abi şöyle ya, erken de çok bir defa bilgi de yanlışla başlıyor zaten. Şimdi i̇şte bağlantı oyun oyuncusu değil. Zaten değil. Yani bağlantı oyun oyuncusu dediler mi hiç nesli için? Zaten bağlantı oyun oyuncusu var elinde bir tane. Elindekinden bir tane daha niye alsın ki adam? Biz bunu yani anlattığımız için hem derbide hem burada linçte de yeri gelmiştir diye söylüyorum. Abi bu farklı bir oyuncu. E, ee, Ceko'yla bağlantı oyunu da oynatırsın. Evet Fenerbahçe o Morion'un istediği hızlı oyuna geçine geçebilirse. Çünkü orayı diyordu ya bu, takım yavaş oynuyor ben bu takım daha hızlı oynatmak istiyorum. O oyuna geçersen Ennesri o zaman bağlantıyı Fenerbahçe şey, geçiş oyunda dönmüş olacak. O oyunda da çok etkili olur. Ceko'dan daha etkili olur. Ama bu oyunda şöyle katılıyorum. Yani Kasımpaşa maçında oynamaya çalışan oyunda Ceko olur. Niye topu oraya veremiyorsan? Çünkü Ceko gelir geriye. Hem alır. Oynatır. Gerekirse duvar olur. Alır, verir, geri alır. Tamam. Ona göre, plana göre. Ama yarın Ennesri sen bir Avrupa Kupası maçına çıktığında ben kapanayım, kompakt kalayım, geride, ileriye arkaya kaçırayım devamlı dersen Ennesri'yi kullanırsın. Bu... Murat şöyle bir ek yapayım. Yani bir katılır mısın bilmiyorum. Şimdi sen Şimdi cumartesi günü bir derbi var. Fenerbahçe Galatasaray derbisi. Eğer sen bu derbiye 20 küsür milyon euro yatırım yaptığın oyuncuyla ile çıkmayıp sezon başında neredeyse göndermek üzere olduğunu Jacko ile çıkarsan Jacko ile çıkarsan bu acaba yanlış transfer mi diye sorgulanır. Abi şimdi onla, tam onu ben diyecek aslında Bak aynı anda girdik konuya. Şimdi Geçen ya da bu sene diyeyim. Fenerbahçe ile ilgili hemen hemen %99 isabet tutturan. ilk 11'ler dahil bunun içine. Bir... Ee... İsmi söylemekte bir bahis yoktu. Sercan Hamzu oldu. Hı hı. Abi diyor ki hoca kararsız hangisini oynatacak konusunda. İkisini de çok beğeniyor diye. Şimdi Begde en nesil başlayacak maça. En başlarsa bir şey diyemem. Eleştiremem. Bilmiyoruz Ama Ceko yani. başlarsa o zaman ben derim ki bir yanlışlık var bu Ben işi. mesela o zaman oradan planı da anlayabilirim. Yani Ceko ile başlarsa ne oynatmak istediğini. En nesil başla yani başlıyorsa mesela biraz daha belki bekleyeyim. Hani gelsinler üstüme ben arkayı kovalayayım. Boş, boşalttıkları yerleri kovalayayım. Çünkü hani Galatasaray'ın da orada biraz sıkıntısı var. Arkaya atılan toplarda. Çünkü o da neden? Geri dörtlüsü daha yeni yeni bir arada oynamaya başladı. Öbür yani. türlü oynarsan simen var. Arka e, o, e, açık yani bırakırsan şeyler adam... var, denklemler. Ben yine erken olduğunu düşünüyorum. Bir de kaskallamak seviyor bu lafları tabii ilgi çekiyor. Evet. Ee, güzel. Çekilin Burada çok yakalıdır. ağır bir şey dememiş Allah'tan. Daha ağırları vardı bu hafta. Ama yani bilinen oyuncu zaten. Bilinmeyen oyuncu değildi. Ben e, benim Sevilla'dan e, takip ettiğim Dönem yani dönem çok iyi performanslar sergiledi ama dokunuşlarda problem yaşadığı falan var. Zaten böyle bir oyuncu. değil mi? oyuncu yani. yani. Aynen. Bilinmeyen hani aldın da. Yani İspanya'da da böyleydi yani. Sevilla'da da böyleydi. O yüzden zaten bence Sevilla'dan <laughs> e, aşama kaydedemedi. Yani A plus'a geçmek de, de Zaten evet, biz de A dedik yani. Hiçbir zaman ben A plus'a A, A, plus, A, sınıf. A plus. yani. plus. Yani. yani mesela şimdi Manchester City görmüyor mu? İhtiyacı var. Ne bileyim Manchester United görmüyor A, mu? A plus'ın da üstü olduğu için. onlar oluyor. görmeyebilir <laughs> yani. Hayır. Ya Paris Saint Germain görmüyor mu yani? Anlatmaya çalıştığım şey o. Yani. İyi istemedi kimse. Evet. Altı numarada Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel var. TV yüzdeki programında Ben'e övgüler dizdiği videosu var. Verelim. Napoli takımında Osimhen'i ben canlı izledim ve hakikaten ya ben hayatımda kaleye de geçtim futbolda teknik adamlık da yaptım yardımcı adamlık da yaptım yukarıdan da izledim ben bu kadar değişik bir oyuncu görmedim yani değişik derken ne anlamda değişik Şimdi santrafor özellikleri nedir abi? Tabela yapsın. Tabela yapar, top tutar, sırtı dönük oynar, kaleye dönük oynar, fulölü olur, çabuk Yukarıdan olur, çalım yedir. atar, adam eksiltir, ikiye bir yapar, duvar olur. Ama bunlardan birkaç tanesi eksik olabilir değil mi herhangi birinde veya 3-4 tane eksik. Ben Bunda, bunda eksik görünen. Bunda, bunda, bunda hepsi var. Ben iddia ediyorum şu an. O simen gelmiş geçmiş Türkiye'ye en iyi Bak bu kadar net söylüyorum. Belki bundan sonra da bunun kadar iyisi gelmez. Maçta da dikkat edin. Öyle iştahlı ki. Yani durmuyor. Yani şimdi e, bunu bir örnekle vermek istiyorum ama yanlış anlaşılırım diye korkuyorum. Durmuyor. Yerinde durmuyor. Sağa gidiyor, sola gidiyor, orta yapılıyor. Yani o, o adamdaki maske boşuna değil yani o maske. Adam çünkü her yere kafayı sokuyor abi. Yani inanılmaz i̇nanılmaz bir santrofor. Dediği gibi Tümer abinin bu adam buraya nasıl geldi? Ben Ersin'i arayacağım buradan çıkar çıkmak. Sandalyeyi bir baksana işaretlisin. Murat Aşık da orada oturuyor evet, çünkü. Aynı, aynı sandalyeye oturuyor. Bence değiştirmişler benim sandalyeyi. <laughs> yani yer konum aynı sandalye farklı olabilir. <laughs> Haluk sandalye değil, sandalyesine değil, oturmuş olabilir. Keramet sandalye <laughs> mi bilmiyorum yani. Murat Aşık çünkü yani, bu, 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 biz tv de konuştuk. Murat Aşık katılmıyor Volkan Demir'e. Abi çok erken ya. Katıl Abi. bak iyi. Mesela şu bile bunu duymamıştım o bile yanlış. Abi maskenin bir koruculuğu yok şu anda suratındaki maskenin var var. Abi çok hafif ama çok hafif bir madde. Hayır, i̇lk şu aç sen totem için diyorsun değildi. ama hayır. Ya yani oradaki vida falan abi o bir daha darbe yiyip tamam, darbeden atmamış demek istiyorum şimdi. İlk kırıldığında o sert şeydi ama antrenmanla da takıyorsun. Hmm. Çünkü darbe geldiğinde yaralar seni. Hmm. Ya şu anda biraz hani bir parça yarın bir tıbbi kontrolden sonra bunu çıkar senin tıbbi ihtiyacın yok denebilir maske. Onu bilemem. Ha onun bir aksesuarı şu anda o. Abi bir iyi hissediyorum demiş onunla geçen kendisinin lafı var iyi hissediyorum. Abi belki psikolojik olarak da ama darbe yani alacağı şöyle, korkusundan da olabilir. onun korkusundan Ama o korku da çok fazla yok. Neden? Çünkü Her Ali Kulov'la girdiği pozisyonda sakatlandı evet. bu korkusuz geliyor. Yani hiç e, şey yapmıyor. E, ne derler ona korkmuyor. Yani kafayı sokuyor, geri alamıyor yani. yani evet. Yani. yani belki o maske olmasa belki o kendini koruyabilir. Ben de yine o o mücadelelerde daha dikkatli olur. Peki şimdi önce Volkan Hoca aslında gelmiş geçmiş en iyi santrafor diyor. Şimdi bu bir tartışıldı çok üstüne de el yükseltiyor ve diyor ki üzerine de daha gelmeyecek. Sonra bir benzetme yapacağım diyor yanlış anlaşılır da yapma keşke yapsaymış ben çok merak ettim. Bence ne? orada farklı bir tabir kullanacak. Bir benzetme hani hiç yerinde durmuyor diyor ya herhalde Argo bir kelime kullanacaktı orada muhtemelen onu çevirdi ben öyle anladım. E sorarsın sen onu. Neymiş o? Ben de merak ettim. Bu akşam Tümer'le beraberim. Tümer'e sorayım. Ona da sorabiliriz. E Peki soracağım. sen nasıl? Abartılı mı bu? Yo yol? ben çok iyi santifor olmuşum ama gelmiş geçmiş demek için bir icid, Yani yetenekleri. Ya şimdi şimdi onlar geçen sene Napoli Hatay maçı oynadılar. Hı, hı. E belki sen Fenerbahçe çocuğusu olsan o kadar etkili görmeyebilirdin mesela. Olabilir. Ya bu şimdi bunlar çok şey. çok iyi oyuncu. Ben hep söylüyorum abi. Şu ben... anda yaşayan. Saysak böyle nasıl diyorum Mourinho mesela ilk 3'te 4'te. Osimen de öyle. Yani bugün zaten buraya gelmesi bence olasılık değildi Aynen. ki. Yani adam bir Gardiner kişisel yeteneği Napoli'yi kiralamaya ikna ediyor. Burada Galatasaray'ı ikna ediyor. Birleştiriyor ikisini. Yani e, bir daha bu kadar gelir mi, gelmez mi? Onu zaman gösterecek. Ya bunu e, osimenle ilgili şimdi Osimen Fenerbahçe'nin oyuncusu olsaydı ve Volkan Demirel bunları söyleseydi belki bu kadar dikkat çekmeyebilirdi. E, şimdi Fenerbahçe efsane kaptanlarından bir tanesinin Galatasaray'a transfer olmuş bir oyuncu ile ilgili bu ben objektif olarak değerlendiriyorum yaklaşımını. Çünkü bunun dışında yani Galatasaray şirin gözükmek için yapmıyor bunu. Yani bir objektif bir değerlendirme ile yapıyor. O yüzden değerli buluyorum Volkan Demir'in. Bu arada sevdiğim. Volkan ya değerli tabii ama mesela şimdi geçenlerde bir örnek versin. Malansar örneğini verdim mesela. Ben çok istemiştim almadı Komoli o başka bir olay. Almaması hata ama Malansar şu an nerede mesela biliyor muyuz? Stoper Öyle stop. bir Antonio stoper olarak mesela müthiş hani şöyleydi. Nerede Malang sen şu anda? Ya yani gerçekten acayip Chelsea'de miydi? Bir ara Chelsea'de tamam, almıştı. Tamam gördü oralara sonuç abi. Olmadı yani. Bir görelim. Evet o iyi. Evet. Ben de söylüyorum abi çok iyi oyuncu. Ama bir burada ne yapacak bir görelim abi. Mesela ben öyle Santifor'u istemem her şeyi yapmaya çalışan. Ben işini yapsın doğru. Yoksa ben burada abi, en iyi dersen ben Drogba'ya haksızlık etmiş olabilirim. Hani yaş itibari diyebilir. Sen okay. Gomez dedin ona da haksızlık Mario Gomez'e haksızlık etmiş olurum. Yani bunlar. Hadi Robin Van Persie'yi ayırıyorum sakattı diyor millet. Öyle olsun. Onu çok sakat maç yayınalım. kaçırdı yani. Onda kariyerine ama baktığınız zaman o da çok de, büyük oyuncuydu. Şöyle de yorum var. Aslında o da Volkan Demirel'in bu saydığımız tabii ki çok önemli isimler Türkiye'ye geldi. Drogba'sı, Van Persie'si. Abi Van Drogba ile ben mesela kusura bakmasın. Muhtemelen da. geldiği yaş, geldiği andaki piyasa evet. değeri. Abi, abi, tamam, Drogba 35 yaşına geldi. Bunlara varım tabii. da Drogba'nın 35'liği karşıya kıyaslayabilir mi yani Osman'la. Drogba çok büyük oyuncu. Abi Drogba'nın fizik yapısı falan yani bir de Drogba abi. Yani Drogba. buraya gelirken cebindeki başarıları abi falan. Drogba burada e, Mourinho Real Madrid teknik direktörüyken bir gol atıyor Real Madrid topuk ayağıyla. O gün stat 5-5 diye bağırıyor. 5'in 4'ün rövanşı mıydı? Öyle bir 3 1in rövanşı mıydı? Öyle bir şeydi galiba. 4 3-0'ın mı? Yani bir rövanş maçı oynuyor. Yani 5 olsa Galatasaray turu atlayacak. Stat Eboen falan 90'a attı. Tabii tabii inanılmaz Snyder'le falan o kadro evet. da çok iyiydi mesela ki Drogba bir 15-20 dakika müthiş bir baskı Drog, vardı. Abi Drogba çok acayip bir oyuncu. <laughs> ben de Drogba diye. falan yani çok üst düzey yani. Ham Osimhen Bey kariyerini bitirdiği gün diyeceğiz ki ya baba ne o Drogbası ya Osimhen baksana hiçbir şey başında bırakmadım. Tabii dedi. tabii. Daha eden, bir başarısı yok. Yani Napoli bu arada Napoli şampiyonu çok büyük başarı. Niye bir Maradona'yla oldu yaşadı onu? <laughs> bir de Osimhen'in olduğu kadroyla yaşadı. Baktığında çok büyük iş yani. Yani orada da başrol oyuncusu. Ama sürdürülebilirliğe bakacağız. Bir de mesela e, Türkiye'ye çok acayip oyuncular geldi. Biz tabii e, kariyerinin başına geldiği için. Ribery, Ribery acayip bir yerde bitirdi. Bayern evet. Münih. Bayern de yıllarca ana plan oyuncusu abi, kaldı. Abi Ribery, Anelka, e, Snyder Büyük Yendar, oyuncular Sayma, geldi. Hacı, Alex yani. Roberto Carlos. Yani, Roberto, Roberto Carlos. Van Persie her şey herhalde. Mesela Andre Santos'u aldın. Senden Arsenal'e gitti adam. Evet. Ama Santrafor olarak. E, tamam. Tamamen, hani, e, Santrafor'da e, da abi tamam. var yani. Ben biraz yani bir maçla. Bak o iyi hiçbir şey demiyorum ama bir maç çok erken bu kadar yan e, yoksa iyi oyuncu mu A plus mı A plus? mi? Hı. Çok Hı. iyi. Ya Haaland'ı alabilir misin şu an? Alamazsın. Her alabilir yani. misin? Onun Alın. gibi işte o. Leva'yı bile alamıyorsun şu anda. Aynen. O level'daki bir oyuncu. Abi, yani. Yani. O level'da yani market değeri yani şu anda Avrupa futbolunda market değeri en yüksek 3. futbolcu. Abi 80 abi. milyonu gördü bu yaz işte. Şey verdi e, Suudi Arabistan. Sonra Napoli bir 10 daha atın demiş. 10 atmayınca bitmiş. Adama da 40 vermişler bu arada. Yani Chelsea <laughs> için de adı geçen bir santrafordan bahsediyoruz. Ocakta, her abi herkes için. CEO. Bak herkes için geçer. geçer ocakta tabii. Chelsea için Ama geçer, abi Manchester United için e, geçer. Mourinho da dedi ya 70-75 milyon euro olan bir takımda olsam ben da hemen de dedi hemen isterim dedi. Abi gerçekten istenmeyecek oyuncu değil bu arada. Ya Allah kaza bela vermesin abi. Biz şöyle herkesin bir fikri var. Volkan hoca kimine göre çok fazla üst perdeden söylemiş olabilir. Ben Katılıyorum. Murat biraz daha alçak. Ya bir mi? de Volkan'a şöyle bir bakış da var Şimdi Volkan Fenerbahçe'nin efsane kaptanı. 17 sene forma giymiş. Başka takıma gitmemiş. O olmuş. Biraz daha yumuşak açıklamalar bekliyor. Yani çok keskin. keskin bugün şey de başladım. var. Şimdi bundan başka bugün var. O daha beter. Ya diyor ki bana göre Emre Mor diyor. Oğuz Aydın'dan da Cenk Tosun'dan da Cengiz Ünder'den de iyi futbolcu diyor mesela. gerek yok buna. Birisi senin takımının 3 oyuncusu öbürü gitmiş artık. Ya bunlar biraz... Volkan'ın konumundan dolayı. ya yani ben desem ee der ne olacaklar. Emre Mor da yalnız yeteneklerini İhanet, e, i̇hanet eden. eden. Sen, yani onunla iyi sezon geçirdi mu? ya. Hmm. E belki sen hocam Cengiz Ünder alsan o da seninle iyi geçirecek. Bilemezsin ki. Ya Emre Bor e, yetenekleri abi kısa kısa gidiyor falan. Hani yani benim anladığım anladım mı? Anladın yani, mı anladın sen anladın. ben söyledikten bir ama şey atıyorum yani e, o olunca ona biraz daha insanlar tepkili Yanlış olabilir. Yanlış mı peki? Ya yani yani böyle mi? Bir mi yani? O da abi belki birazcık daha yani şöyle yine iyi, biz de diyoruz abi yift bozan hiçbir şey demiyor. İnandığı şey gelmiş değil. geçmiş şey değil, daha iyisi gelmez. Abi inandığı şey inandığımız şey yani taraftar şöyle yapacak bilmem i̇yi ne. İyi tarafından bakayım mı? Belki Fenerbahçe stoperlerini gaza getirmek için demiştir. Abi bu arada bak o da vardır. Sen şimdi Yıldız Santur mesela Drogba karşı oynayacağın zaman stoper kendi ona göre hazırlıyor. Şimdi ona karşı oynayacağın bir iyi maç senin kariyerin için bambaşka bir şey olmak demek. Olabilir. Şimdi Çağlar'la BK muhtemelen olacak. Ciko hazır demiş ki keşke Ciko olsaydı. Tam onun kalemiydi yani şimdi onlar da ona göre hazırlanıyorlar. Bir de bu tarz oyuncuya çalışmak biraz daha kolay. Karşına ne geleceğini biliyorsun Çok hani. hareketli ama o bir o tabii. sıkıntı. Abi o hep bekler yardım edecek işte. Ya Tek Murat başına orada sırtını başına alıyor. alıyor. Mesela Galatasaray'ın son Rize maçında attığı 5. goldeki yaptığı bir şey var. Yok ya. Yap mi? Yok abi yapacak. Abi mesela ben onun için diyorum hani bugünün konusu mesela Amrabat İsmail yapabilir o yüzden. Hani birinin biraz daha geriye gidip oralara da yardım etsin diye. Ya o zaman da üretkenlikte sıkıntı i̇şte ya, abi, so, abi, bir sürü şey var orada. Denklem var yani. Ya ben zaten benim e, beklentim de böyle iki teknik direktörün de böyle bir yani böyle bir önce bir tutayım e, maçı olacak Ölünden gibi. Önden bir yağlı güreş gibi peşrev olur. Bir itiş kapıştı mı? çekerler ya. de var. Bir önce soğur yani maç. Ben ha, inşallah öyle maç olmaz. Top. Ya hiç istemiyorum. Bu arada yani. oraya da maçı değerlendirmiş şunu da söyleyeyim ben. Yani geçen sene Fenerbahçe'de Mert Hakan'ın e, ortamı çok gerdiği maç öncesinde filan. Sonrası çok sıkıntılı. Öncesi sonrası çok sıkıntılı bir maç olmuş Yani futbolun dışında birçok şeyin konuşulduğu bir derbi olmuştu. Yani ben buradan e, maç öncesi de yayınlanacak bu e, program. Yani Galatasaray'da herhangi bir oyuncu, Galatasaray'da herhangi bir teknik direktör, Galatasaray'da herhangi bir staff, başkan, yönetici abi o statta kimseyi germesin abi. İnsanlar gitsinler, güzel güzel maçı seyretsinler, maçtan sonra da çıksınlar evine gitsinler. Sonuç ne olursa olsun. Yani gerginliğin dipte olduğu bir derbi izledik. Abi gerginlik yani 6. haftada. Evet abi Sağ 6. Olsun. hafta. Yani gidip o gidip o oyuncu tribünü germesin. Öbürü bilmem bir ne. Daha çok erken ya. Daha sezon ben geçen sezonki maça bak. Sezon maç 24 Aralık. Neredeyse bu sene ikinci maçı 24 Aralık'ta oynayacağız. Sezon bitmez yani böyle. O yüzden abi kurban olayım. Yani teknik direktörler de maçı oynatmak üzerine kurgulasınlar. Aman abi ona gideyim, vurayım, basayım, iteyim, kakayım, faal olsun. Şey, 35 şey, tane faal, faal olsun. olsun, 50 kere maç dursun. Top oyunda 20 dakika kalsa falan maçı olmasın. Ya yenilimden uzak. İçeride bir top yesinler beraber. O İçeride oynayanlar yesinler abi, ki oynuyorum. biz de keyif İçeride olur. gerilebilirler. Sıkıntı Hı. yok. İçeride mücadele spor kuralları içerisinde gerilimden bahsediyoruz. Yesinler abi. topu. Sertlik de olacak. Olsun. Doğal sertlik futbol. İç kakış da olsun. oralardan değilim ben. Ama tribünleri gelecek işler yapmayalım abi. Kimse yapmasın. Şimdi Osimhen ilk geldiği günden beri tabii sadece Türkiye'de dünyada da çok konuşulan bir transfer oldu. Ee, Sinan Engin'in Osimhen'i aslında Osimhen üzerinden daha doğrusu Cenk Ergün'le ilgili bir değerlendirmesi var. Ee, Ali Kürek'le özellikle merak ediyorum. Bu yoruma Neler söyleyeceksin? Verelim arkadaşlar. Bu Galatasaray takımı 5 attı bugün. Bu transferleri kim yaptı? Yapanlardan birisi kim? Cenk Ergün. Niye çocuğu istifa ettirdiniz? Ha? Niye istifa ettirdiniz bu çocuğu siz? Ha? Cenk Ergün niye istifa etti? Gerçekten işini düzgün yapan insanlar istifade ee, edebiliyorlar. Bir şey söyleyeceğim. Önemli olan bence, koltuğa yapışmamak. Sevgili bence. Cursun Özbek Başkan, Cenk Ergün'ün istifasını geri al. Oo sevgili Dursun Başkan. Bu çocuk Osimen transferini yapan bu olan bu bizim kardeşimiz. Gardi diyorlar ama. Ne demek? Gardi. O? Şey, Yöneten bu. Gardi. Menajer var ya. Bir dakika. Bütün şeyleri kuran bu kontakları. Öyle mi? Benim bildiğim. Ya diyor ya 5 attı. 5 e yerken de şey vardı. Beşiktaş'tan 5 beş yerken de Cenk, Cenk Ergün, Ergün, Ergün vardı. Mi? Yani, e, elinirken de Young Boys'a Cenk Ergün vardı. Abi Belli ki Sinan abi Cenk Ergün'le bir iletişimi var. Seviyor, zaman zaman kahve içiyor, çay içiyor, görüştüğü bir isim. Sinan abi baştan sona bu konuyla ilgili yani severim sayarım Sinan abiyi... ...zerre katılmıyorum hiçbir cümlesine, erteme de katılmıyorum. Cenk Ergün Galatasaray'da iki yıl boyunca hiçbir şey yapmadan para kazanmış. Ardından da bu sene Erdem Tibur'un gidişi sonrası kendisine bir görev yap verilmiş ve o görev son derece başarısız olmuş bir isimdir. Ee, yani iyi ki istifa etti çünkü istifa etmese Galatasaray'da göndermezlerdi. Evet, Orada söyleyeyim. Kabul etmezdi istifasını yani. Yani, yani kendi göndermezdi. istifa İstifa etti. Yani artık ha. kabul ettiler onu ama. Yani Osimen transferinde de Cenk Ergün'le falan hiçbir alakası yok. O yok saat değil saat sen? Transi. Osimen tamamen Gardi, Buruk. O'Simen, Osimen transferi telefon Gardi'den Okan Hoca'ya geliyor. Okan Hoca o oyuncuyla görüşüyor. Ee, hop orada organizasyon yapılıyor. Abdullah Kavukçu. E, Abi zaten bağlantı nasıl Okan Buruk ve Gardi üzerinden Osman, dönen bir hikaye. Değil ki zaten. Yani Cenk Ergün ve İbrahim Atipoğlu'nun Osman transferindeki tek varlığı oraya giden özel uçakla Uçaktalar. gidip Özel uçakla buraya Onun o buraya gelmeleri. o ekibin içinde yer alması sadece diyorsun. Orada, Orada fiziki olarak bulunması. Tabii, Kabin ekibinde. Yani bir uçak. fotoğraf uçak. vermiş. Yani. cabin crew. Gittiler ve geldiler. Bir de Gardiye'de çok güzel diyor ya. nedir o? Ne demek ki? Yani, Gardi. bilmiyor. evet, bu tabii. Bir şahıs olarak düşünmüyor. Bu arada ben Gardi onu. güzellemesi de yapmayayım. Yok. Gardi olayın e, doğruluğunu anlatıyor sadece. Due'de de yani DUE transferinde de yine Gardi vardı. Orada da e, Galatasaray e, menfaatlerinin dışında bir takım işler. Abi ya da sen dedin ki olmayan transferler var. Onlarda da var Cenk Onlar Ergün. Yani. yani Due'de var, Hermoso'da var. Vendel'de var. Vendel'de var. Zaleski'de var, var en son. Maktomine'de Maktomine var. Zaleski'de var. De var, var. De var. E, var da var yani. Yani Osimen'de yok bu arada. <laughs> Olmayınca oluyor transfer. Aynen. Güzel, bunu da o zaman geride bıraktık, uğurladık. 5 numaraya geçiyoruz. Serhat takım var. Ee, yine Serhat takım diye tabii bakışlar Murat'a aşağı. Bir yol şey ]laşıyor. yok ya, sen niye Ama... bu çok ön yargılısınız? Benim <laughs> hiç bir derdim yok kendisi. Ama Serhat bu aralar Akın... fener, bu aralar iyi. E evet, o yüzden Serhat takımında yorumları Galatasaray tarafına kaymış biraz. Balış, Barış Barış O yüzden iyi yorum var. <gülüyor> <gülüyor> bu iyi diyorum. Hayır, bana göre iyi değil. Bu aralar iyi diyorum yani. Ha, Bakalım neler söylemiş Barış Alper Yılmazla ilgili. Şimdi Barış Alper'i söyledim. Barış Alper'de sıkıntı var abi. Barış Alper artık daha öncelerinde ne yiyor? Saat kaçta yatıyor? Saat kaçta kalkıyor? Hangi planı uyuyor onu bilmiyorum. Ama o plana uymuyor. Başka bir plana yani Neyi geçiyor. iyi yapıyorsa onu yapmıyor diyorsun. Yapmıyor. Başka bir şey geçmiş. Ayakta duramıyor. Tamam mı? Ligi Ligi mücadele ama... Bu lige kazanamıyor. Bu lige yetiyor da Galatasaray yetmeyecek. Galatasaray iki maç daha böyle oynasın. Bakalım seyredelim. Neden? Bugün gol atmış olmasına rağmen diyorsun. Ya yani Şalaya gelir yani alır gol, gol atta 5 tane. Şalaya gelir alır formu. Tabii. Evet. Olan Şalaya. Yani, evet. Yedek oturur. Evet bu arada hemen ekleme yapalım. Herkesi dinlesin Barış. Bu Hı, -hı. dinlemesin. Söyleyeyim. Çünkü şöyle... Neden dinlemesin? Yani sürekli gol atıyor her maç. Dör... yani 4 gol bir. Yani son maç. Gazete so. İ gol bir evet, asist. Bu var yorumun orada. üstüne bir gol bir asisti var. Ki ondan bu yorumun bir gol. Rezema'da bir gol Rize maçı yani 4, bir maç, maç, dört üstüne gol mi aslında. Her maç 4 gol bir asist. Her Eğneğin, maç gol Sezon açılışı maç. değil mi Ali Kürekli sanırım. Yani, kariyer yani sezon, kariyer sezon baştan gice yani. Ee, o yüzden şunu söyleyeyim. Yani ben Barış Alper'in e, bence de e, fiziksel olarak geçtiğimiz sene bıraktığı yerde olmadığını düşünüyorum ama onun sebebinin de bunlar mi takımda e, çok uzun süre oynadılar. Geri döndüler. Yani daha henüz o ritmi yakaladığınızı İrfancanın İrfan aynı yaşadığı sorusu. Yani, i̇ki İrfan Can'dan çok daha farklı bir performans. Hayır, bir de tercih. bu tamamen fizik güçle evet. bir de daha fazla fizik yani gücüne muhtaç olan bir oyuncu. Şunu söyleyeyim. Barış Alper Yılmaz herkesi dinlesin. Bu abi seni dinlemesin. Onu söyleyeyim. Yani... Barış ha Alper abi. Evren de demiş ya salayı gelir formayı alır filan. Barış Alper'den şu anda yani sakatlanmasın. Allah kaza bela vermesin. Formayı alabilecek abi, bir, 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 bir oyuncu. Salayı kaç kere izlediniz yani nereden bildin? Salay gelir formayı böyle alır. Abi iki ay önce 40 milyon euro diyordunuz adama. İki aydan bitti bütün iş. Barış Alper'den şu anda formayı alabilecek herhangi ben, bir oyuncu yok. Bir de hangi pozisyonda olacaksın Barış Alper? Hadi sağ yapayım? önde aldın. Ya abi bak bir bir Alper, Barış <gülüyor> Alper'den <gülüyor> sağ öne al sol öne yazarsın. E, sol önden al sağ, sağ, beke sağ beke yazarsın. Beke yani. yazarsın. Yani. Sağ bekten al sol beke yazarsın. Yani abi yani, en kötü ihtimalle dök, yani, kilo oynayacaksan Icardi yerine kadar yan yana yazarsın. Ya, Her yere yazarsın. Sahadaki en ufak performans düşüklüğünü hemen ya o saatte uy yani şeye getiriyor. Kötü yaşıyor ya getiriyor. Abi, hemen bu değil ya. Ya insanlar formsuz olabilir. O gün ya başı ağrıyordur, bacağı ağrıyordur. Ne mi? Anasıyla babasıyla eşiyle kavga etmiştir. Murat da o ne kadar çok denklem ki? var ki. Daha ne yapacaksın? Hayır ya. Abi onu da geçiyorum bak. Onu da geç daha kötü beş oynayabilir maç. ya. Yürüyecek hale gelmiyor. Ya Galatasaray 5 maç hani bu evet, ya Young Boys maçları kötü performansla ama oraları söylüyorsa ona bir şey diyemem. Yani onun sebebi ben de e, da kötü zaten orada beklenen bu. Beklenen performansın altında olduğunu o günlerde ben de söylüyorum. Ama yani Süper Lig'de filan ortaya koyduğu performans çok üst düzey yani. Her maç gol atmış abi bu oyuncu. Yani Galatasaray sürekli gol atıyor. 17 gol atmış. 4'ü Barış. Bir tane asist yapmış. Hmm. Yani Batu alat, al demiş son maç. Hani bu adamdan ne bekliyoruz ki daha başka? Tamam yani evet biraz daha uçsun kaçsın. Milli takım performansları kötü ama orada da yanlış yerde oynatılıyor. Onu da söylüyoruz. Oralarda da yani sıkıntısının olmasının sebebi. Ama milli takımda eleştiren oyunculara değil. bak abi. Barış Alper, Kenan Yıldız attı golü gördük. Hakan Çağlıoğlu, işte Manchester City deplasmanı, şampiyon İtalya Ligi uçuyor. Abi mil takımla, şu mil takım performansla kulüp takımı için bir ayırmamız gerekiyor. %100 abi. Aykut Kocaman'ın hep aynı önemi. Mil takımda bir golü var abi. Ve toplam milyon olmasaydı 11 mi ne? Bir de yapı, Böyle... kurgu da abi, çok önemli. Ha. Az önce onu konuştuk. Mil takımda oynanan… Şimdi mil takımda Barış Alper, Yılmaz en etkili yolda neresi Barış Alper'in? Kanat. Kanat. E Santrafor oynuyor Santofor abi. Oynuyor. Hayır abi bir de her oyuncu mil takımda iyi olacak demiş. Mesela Tayfur Avuççu, oyunculuk melekeleri i̇yi çok iyi ben. ama mil takımda müthişti. Tamam yani kulüp takımda çok iyi, iyi. belki şeydi ama milli takımda takımın düzenli oyuncusuydu mesela. Tayfur, Fenerbahçe'li Tayfur da öyleydi. O da çok iyi oyuncu. Tayfun oydu. Korkut. O da iyiydi. İyi oyuncu. Evet şimdi e, Torreira çok tartışılıyor. Daha doğrusu Torreira'ya verilmediği iddia edilen kartlar var bir kesim. Torreira'nın e, sarı kartlarının özellikle verilmediğini söylüyor. Şimdi e, bununla ilgili birkaç bant olacak. Önce Serdar Ali Çelikler ve Nihat Kahveci'nin e, bantlarını arka arkaya verelim. Üzerine stüdyoya dönelim. Valla 53 maçta sarı kart, bir sarı kart konusu da şu var. O 53 maçın tamamını bir daha baştan sona izlemek lazım. Mesela dün Cihan Aydın. Torayar'ın elini kaldır, eliniyle top kesmesi niye göstermiyorsun abi sarı kartı yani? Neden talimat almış gibi hareket ediyorsunuz yani? Ki iyi maç yönetti bana göre. Şimdi ben bu işlerde böyle bazen de tersten bakarım. Acaba bu özellikle yapılan bir şey mi? Hani yüzde kör gözün parmağına yapalım da sonradan hani illerde yapacağımız bir takım hamlelerin altlığını yapıyoruz. Belki de böyle düşünüyorlar ha o da olur. Ben sana söyleyeyim yani. Bu benim hakemimden ben her şeyi beklerim. Acaba ileride Galatasaray'a iki maç üst üste bir operasyon mu olacak? Kardeşim sen gözünle gördüğün şeyi niye vermiyorsun ya? Yani sarı kart pozisyonu neden sarı kart vermiyorsun? Yani neden ondan sonra 54 maçta bir sarı kart diyorlar yani? Şimdi ben o zaman bu işten bu kadar kör gözün parmağı işten kullanırım. Ya bir talimat var. Yok kardeşim bizim federasyonumuz ve MHK'mız full Galatasaraylı diye. Ya da aksine hakemler baba biz ne zaman ne yapacağımızı biliriz. Benim hakemim işimi bilir durumu var. Bak bu, bu, bu normal değil yani. Bu arada yalnız son dönemde bir sarı kart olayı var. Şimdi o Torreira'nın bir tane pozisyonu var ya. Sevgili hakem Cihan değil mi? Cihan Aydın. Cihan Aydın. Ya gözünün önünde. Attı topu. Top ele çatmadı. Torreira eliyle müdahale etti. Tehlikeli bir atak olabilir sonrası. Üçüncü bölgeye gidecek orta sahaya geçip orada sarı kartı ver ya. Yoksa sonra böyle konuşuluyor. 54 faal bir sarı kart. Bu da sarı yani. Bunu da görün. Evet özellikle bu istatistikler üzerinden. Murat Ağaç'ı tebrik ediyorum. <laughs> Bak bu algıyı başlatan Murat Aşık'tır. Evet. Her TV, 100 <laughs> programında yok 53 faal var bir geçen sene şu kadar. Herkese ya. referans oldu. Bu olmuş. kadar mı? Abi kendisi tebrik ediyorum. Bir Teşekkür referans. Ederim. Evet bu arada o biraz önce Nihat Kahveci'nin de bahsettiği pozisyon. Torre'dan ellerini açtığını ifade ettiği bu pozisyon, bu. Bu pozisyon bence bu. de sarı kart. Hı hı. Bence de. Ama mesela ben e, normalde hakemi yorumcularını sevmiyorum. Denk geldim. Bünyamin Gezer bu pozisyonla ilgili sarı kart değil dedi. Yemin Hocam'ın TRT, tarzı öyle. TRT'de böyle dedi. Ben yani, Tabii referans olma esas sorun. belki onun bakışına göre. Yani, değil o de. diyor ki yani çarpma diyor. O ataktan kesmiyor. Çok bu rakip ceza rakip sahada Yarı bu. Sahada, yani evet. o bir şey değil. Ya ben ben de veririm. Yani hiç tereddüt etmem veririm. Ama burada abi hep şöyle bir algı üzerinden devam ediyor. Tore sarıkat sarı kart verilmiyor Galatasaray'a sarı kart. Abi Barış Alper'in kafasına bastı adam. Kırmızı kart verilmedi. Var mı arkadaşlar o da? Yani e, onu kimse konuşmuyor mesela. Hı. Yani şu pozisyon, Aynı maçta. Ya bu bir de Barış Alper kötü niyetli değil. Kötü niyetli olsa belki attırırdı bu e, oyuncuyu kırmızı kartla. Ya yani burada kendini atsa, yerde yuvarlansa, bilmem ne yapsa ya, kafayı tutsa filan atılır değil mi bu oyuncu? Atılabilir. Var rengini var çağırırdı. Hay diyoruz ya biz mesela Torreira'ya sarı kart verilmedi. Ya arkadaş şu pozisyona baksana ya. Tamam efendim bunu da söyleyelim biz. Hayır ben mi? hakem, ha, hakem Şunu söylüyorum Murat. Hakemlerin kötülüğünden bahsediyordu abi. Ya onlar ben, zaten kötü oraya geçtik. Ben orada yok Galatasaray'a sarı kart vermiyor. Fenerbahçe'ye çok veriyor. Öbürüne bilmem ne yapıyor filan bölümünde değilim abi. Ben neden değilim? Çünkü gerçekten e, bir hakemin bu kadar yani o kadar e, kör gözün parmağına yapabileceğine ihtimal vermiyorum. Ya da öyle ona inanmak istiyorum. Yani sadece Galatasaray için değil herkes için. Yani bu kadar yani bir de çok sarı kartın bu kadar konuşuluyor olmasını da doğru bulmuyorum açık söyleyeyim. Hep söylüyorum. Evet. Ama Murat'ı da tebrik ediyorum. Yani. Bu meseleler Al, bu kadar konuşuluyorsa atak başlangıcında Murat'a Aşık yaptı. <laughs> Daha yeni başladı. Bu arada Bak. bir Beşiktaş'ın da bir açıklaması var. Sonra Murat Aşık'a sözü verelim. Beşiktaş'ın açıklamasını da verelim arkadaşlar. Beşiktaş nerede? Ha tamam. Hatırladım açıkçası. Evet verelim ekrana. Evet oyuncularımızın yaptığı her dört faalini sarı hep kart başlangıcısı gösterilirken başlangıcısı ezeli rakiplerimizden birinin Burada işte bir 8, algı yürüyor. sekiz faalüne bir sarı kart diğerinin ise ancak her 53 üç bir sarı kart gösterilmesini olağan mı karşılamalıyız? Dünyanın neresinde? şöyle mesela bir tanesi yani gidiyor mesela hızlı atağı keserken yaptığın faulle rakip ceza sahasında ittiğin faul aynı olabilir mi ya şimdi yani bu herkesin oyun tarzıyla da alakalı abi olabilir abi tamam yani. ben de diyorum ki mesela bu 13 olsa amenna 23 olsa tamam 33 olsa amenna 33'te bir 23'te bir abi 53'te bir de bir gariplik var ya bak ben burada Abi denk gelmiş. Hakemler ya. denk gelmiş peki baba. <laughs> bu ne gibi biliyor musun? Benim şurada 10 milyon olarak çanta bulmam da bir denk gelebilir yani şurada. Hiç örneği yok olabilir abi hayatta var böyle şeyler. İşte olur inşallah dua ediyoruz. <laughs> i̇nşallah. Derler bir söz Olursam var ya. Olur ama 3-5 bize de atarsın. Olmaz mı? Beraber istatistikler çok şeyi gösterir gibi ama asıl göstermesi gerekeni göstermez diye. Hani buradan böyle bir aslında varsayım yapabilir Ya benim yaklaşımımla, Murat'ın yaklaşımı biraz farklı. Neden farklı? <laughs> ben diyorum ki bu 53 maç, 53 faalde bir sarı kartı. Şimdi artık zaten 2 oldu galiba. 2 oldu baba, 58'de 2. Ka Kaan Ayan. 29'da bir adış yani ortalama. Faalde, mesela 5 faalde, 53'te 1 ya. 5 faalde bir sarı kartı oldu mesela son maçta. Bu değişir. Yani yarın öbür gün mesela Fenerbahçe derbiste gidiyor. Ya mesela en basit örneğini söyleyeyim. Galatasaray Süper Kupa finalinde 5-0 kaybettiği maçta. Dünya kadar sarı kart gördü. Dünya kadar kırmızı kart gördü mesela. Beş, kaç tane? Bir tane kırmızı kart gördü. Altı, yedi tane sarı kart gördü. Maçın içinde yani şimdi kazandığın maçta 3-0, 5-0 kazandığın maçta senin sarı kart görecek bir faalin olmaz. İtersin, kakarsın, basmazsın falan. Ya daha kontrolü olursun. Kontrol Ama diğer tarafta iş kötüye gidiyorsa da ya mesela baksınlar mesela kaç sarı kart, bir tane kırmızı kart var işte. Nelson gördü e, Süper Super Kupa finalinde. O maçta Torreira sarı kart görmüyor dedi. Abi gitti itirazdan gördü mesela. Maçın hakemi Atilla olandı değil mi? Evet. Lak dedi çekti daha birinci dakikada. Yani şimdi anlatabiliyor muyum? İşte daha düşün o... 53 foul'de bir kart. Da i̇tiraz falan da yok yani işte içinde. Evet. Hiçbir şey yok yani. Tabii zaten itiraz. Belki 53'teki bir de itirazdan olabilir. Şunun için söylüyorum. Yani bu ligdeki 53'te biri konuşuyor ama. Artık 58'de 2. Süper Kupa finalinde Baba tek maçlara bir şey demiyor musun? Yani onu söylüyorum. Ya yani bir art diyet oluyor olsa orada da olur. Onu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Yani. Yani göstermezse de göstermez. Lütfen de. doğru söyleyelim. 58'de 2. Tamam 58'de 29'da 2. 29'da bere düştü. Bak, bak istatistik Abi veriyor. Abi der de şimdi Galatasaray mesela gitti 7 tane sarı kart gördü. Ama e, diyeceğiz ki yani. bak görebiliyormuş demek edeceğiz. Zaten dert o. Derbi <laughs> 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 Derbiyi geçsek herkes bir rahatlayacak. Evet. Bir sonraki derbiye kadar. Bir <laughs> derin nefes ediyoruz? Gerçekten. Bugün, <laughs> bir, bugün o, Baron abi. bir tane tweet atmış. Demiş ki e, derbi hakemiyle ilgilen konuşan kişi korkuyordur demiş. Derbi şimdi herkes korkuyor olabilir. Galatasaray'ın başkanı da korkuyordur. Fenerbahçe başkanı da korkuyordur. Galatasaray hocası da korkuyordur. Mourinho da korkuyordur. Zaten korkmuyorsa mağlubiyetten, derbide alınacak mağlubiyetten korkmayan birisi varsa ne Fenerbahçelidir ne Galatasaraylıdır abi. Herkes benim bir sürü arkadaşım var. Sabah akşam sabah akşam abi ne olacak derbi? Çok endişeliyim, korkuyorum. Acaba kazanır mıyız? Kaybedersek ne olur? Kazanırsak başka bir şey olur. Böyle yaşıyoruz zaten biz bunu. Ha, i̇yi de derbi böyle dünyanın her yerinde böyle yaşıyor. Yani, Murat böyle Aşık, işte. Murat Aşık şimdi Galatasaray Yeni İstek korkmuyor olabilir mi? Ya niye korkmayayım ya? Korkmamak zaten evet. bir gariplik yani derbide. Kim korkmuyorsa onun o derbiyle ilgili e, yaklaşımında bir problem var demektir. O yüzden... Ee, hele 11'leri görene kadar bende hiç bitmez. 11'i bir göreyim. Yani, 11'i görsen 11 de korkarsın. Abi şöyle bir bakarım. Abi, Galatasaray, Sara... Torreira önüne Mertens falan yaptıysa bir parça rahatlarım. Ha yani, iyi derim yani. Orası Yine tedirgin olursun. Tedirgin, tedirgin olurum. Abi zaten o yüzden derbi. Sonucundan adı. korkmaktan derbi, bahsediyorum. Yoksa, yoksa her, ya. her, tabii, her yok maçı yok. kaybetme ihtimali var. Yani Ama it, derbi abi bu. Abi Fenerbahçe Galatasaray oynarken oyundan korkmak diye bir şey değil ki. Olası kötü sonuçtan, sonuçtan korkmaktan. Ya, tabii, tabii, Onu söylüyorum. Yoksa tabii. muazzam bir maç olsun zaten. Ya, o, keşke bu tansiyonu ya. bu kadar ya, yüksek. Ya ne olursa olsun 0-0 sıfır sıfır bitmesin. Vallahi ya. Güzel maç olsun. Abi evet. sıfır sıfır yine bitmesin. Güzel olsa da sıfır sıfır bitmesin. Ben sıfıra sıfır razıyım seni bilmem. Şimdi daha ama derbiyle... Okan <laughs> Hoca'ya <derbiyle, derbiyle gülüyor> da göndersek, bir imza at bir puan desek atar zaten şu anda. Derbiyle ilgili e, maddede hız vereceğimiz bölüme giriyoruz ama tebrik edelim Murat Aşı. E, Literatüre girecek bir algı yarattı. Değil mi? Herkes referans... Öyle, mı bu, öyle mi Atak, oldu Mustafa Bey? Atak başlangıçta o da açıktı abi. <ya. gülüyor> bağıra bağıra 53'te bir 53... <laughs> Her hafta ya televizyon baba. programında her hafta aynı şey. Abi ver ama ver 53'te bir biraz. Baba Radar'a bir kişiyi de aldım. Düzenle... Radar'a bir kişiyi de aldım ama Mustafa bir bir. Bundan sonra Radar'da <laughs> <ya> baba. <laughs> ama Ersin buradan... bir ikisi Ersin düzelin de hakkını yedirdin. Şimdi yedirin. biraz önce Volkan demeleri olumlu görmeye çalıştın ya lütfen bunu da olumlu görmeye çalışalım. Bu senin ne kadar etkili bir yorumcu olduğunu Ersin gösteriyor ki. Ersin Düzen'in de payı var ama sadece Kesinlikle. tek başına. O başlattı Atak başlangıcı Murat Aşık. O atakta böyle e, ver, alver yaptılar birlikte. E, One man show değil takım oyunu işte. Alver bu. yaptılar. Yani bugün <laughs> işte yıldız isimleri dijital dünyanın Nihat Kahveci, Serdar Ali Çelikler, üstüne Beşiktaş Kulübü e, referans olarak o ifadeyi kullanıyorsa tebrik etmek lazım. Yani. Hani bunu bu, rakam bu ya. Söylemedim, ben de lütfen. kendim bulmadım. Ben de paylaşan evet. hesaplardan gördüm. Alıyor işte. O da, taşıdı yani. Gündeme taşıdı. Olumlu tarafından başladı. bakıyoruz. Büyük bir başarıdır. Tebrik Teşekkür, ederim. Mustafa Bey. Lütfen. Ben lütfen. de o de, şeyden alasınız. çıkalım. O listeden çıkalım. Baba klima geldi mi senin? Yok abi. Benim ekiple çalışıyor. Benim ekip de çalışıyor artık. Şimdi yakın plan her şey bizde. Tamam abi şey güzel. Çalışsın abi ne güzel herkes. Benim ekibim 88 de 88 tamam. maç attık. 15 maçta 20 <laughs> evet baba. bir tane kart falan. Evet baba. Çalışsınlar. <laughs> evet o zaman 3 numaraya geçelim. Batuhan Karadeniz var 3 numarada. Derbi ile ilgili bir değerlendirme yapmış. Aslında daha doğrusu bir sonuç çıkarmış kendisine göre. Bakalım katılacak mısınız kendisine? Şu an Fenerbahçe'nin kaç puanı var? Fenerbahçe on... 13 puan. 13. <laughs> Galatasaray'ın kaç puanı var? 15. Galatasaray'ın 15 puanı var. Galatasaray ezeli rakibinin deplasmanına gitti. Fenerbahçe Galatasaray'ı yendi. Aradaki puan farkı ne? 1. Galatasaray'da bir motivasyon kaybolur mu? Hiçbir cacık olmaz. Galatasaray Fenerbahçe'yi yendi. Aradaki puan farkı 5. Ebe, 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 ebe olursun. Anladın mı şimdi o Göztepe'de sahaya girmenin ne olduğunu? Adam senin evine 2 puan önde geliyor. Sen yensen ne olur? Bana gelecek. Diyecek. Aslan Tepe'ye gelecek, Muhabbetime gelecek diyecek. Şimdi gittik Aslan'a geldi, 5 puan oldu. Ne olacak? Titreme başlayacak. Batuhan'a <laughs> keşke keşke şey gönderse, geçen seneki maçın skorunu falan. Bir bizim son yıllarda As yani o Aslan Tepe diyor da benim bizim öyle bir yer yok. Rams Park, Seyran Tepe, neyse. Ali Sam ben Ali Samiyen diyorum. Da benim aynen. için Ali Samiyen abi. E, Ali Samiyen de bizim istatistik son yıllarda Kadıköy'den daha iyi. Bir mağlubiyet var o da şey işte. Şampiyon Galatasaray'ın şampiyonluktan sonra gittiğimiz maç. İki ikisi mi? Georgia'da şey, o. E, berabere bitiyor. Zanyola'nın attığı. Tabii berabere bitiyor yani. genelde oradaki maçlar. Güzel. Tam bir, ben Burada şey demiştim. Şey Kadıköy'dekiler de. Kadıköy'de e, Galatasaray. Son dönemde Galatasaray. Daha, net, daha, işte daha lehine. Yani 3-0 var bir tane. Bir tane 0-0 sıfır sıfır var geçen Abi, sene. Işte Ersun Yanal senesinde de bir tane üç var. 3 mi ne var? 3-1 var. Fatih Hoca. Şey, Onyekur'dan koşu var. Onyekur'dan O zaten şey. E, o 20 senenin Peki onun hipotezi geçerli olursa. Nanti nesi geçerdi. Ya çıkarsa... Batuhan'a ben geçen hafta hay dilime eşek arısı soksun dedim ki Röveşata programını izleyince dedim ne kadar güzel böyle de konuşabiliyormuş dedim. Demez olaydım. Saçlar çok iyi havalanıyor ama. <gülüyor> <gülüyor> kafayı da sallıyor ya. Ben de uzutuyorum saçları, ben de sallayacağım yani, yani ana fikir olarak şunu söyleyeyim. Yani Galatasaray kazanırsa tabii çok büyük avantaj elde eder. Yani kaybetmesi zaten Türkiye'de biliyorsun çok tartışılacak hale gelir. Yani nasıl kaybettiğinin de çok tabii önemi var. Yani hakemle hakemle bilmem neyi kaybedersen çok tartışılmaz ama eğer Okan Hoca'nın işte, süper kupa finalindeki hamleleri, kadro tercihleri falan sebebiyle kaybederse çok tartışılacak bir durum olur. Ee, ama dediği şöyle matematik 5 puan olursa tabii ki çok ama sıkıntı bak, böyle olur. Böyle de anlatabiliyor onu demek istiyorum. Yani biraz teatral şeyler. Abi şeyle tiyat, şu bağırma işi nereden çıktı abi? Bağırarak bir şey anlat. Niye bağırıyor abi devamlı ya? Geçen de söylüyorum bak Röveşat'a ne kadar güzel konuşmuş. Bütün programı baştan sona dedim? Ben şu tonda gerçekten 10 dakika izleyemem mesela. Çünkü herhangi birisi yani bağırdığı zaman şey de şey zannediyor. Ben bağırırsam benim söylediğim kabul görür. Öyle bir şey yok ya. Bazen insan sinirleniyor ya bizde. Baba yani. orada sinirlenmiyor ona onluk bir şey yok ki. Hı. Ama Hı. onun ben sinirinin kim olduğunu anladım bu videodan. Ali Koç'a. Ali Koç'a. Niye? Ya bilemem onu. ondan sormak lazım. Şimdi Ali bak Koça'da, belli konu ona geldi mi ne falan diyor yani. Peki e... 5 puanı çıkarsa fark. Mourinho ile ilgili nasıl bir tablo oluşur? Abi zaten hazır var bir, bir grup. İsmail Kartal <laughs> Onlar çıkarlar tekrardan. Hoca da boşta. Bence 5 puan da olmaz da. Devamında eğer sonuçlar kötü giderse. Abi bu Türk de bu. Abi yani öyle yani, Dinlemezler. Abi de lig o kadar kalitesiz ki. Nerede puan kaybedecek Galatasaray demeye başlayacak insanlar. Ta ki Galatasaray ilk puanı kaybedene kadar. Kimse e, dinlemez abi. Mourinho'ymuş, Ahmet'miş. Çünkü Fenerbahçe'de artık çok büyük bir savaş. Ha şunu söyleyeyim ama oklar kime döner dersen başkana döner. Çok yani kimse bir şey. Önce Mourinho edemezler. Önce başkana ya bak almadın işte. En nesliği buluyorsun? Gidip adam o simeni alıyor falan derler ilk önce. Şeyine bakmadan yani gelişimine. işte İşte atıyorum orta sahaya onu niye aldın? Bunu niye almadın? Transferleri zaten yapamadın. O da falan böyle bir anda o bütün ee, heybede duran şeyleri bir anda atarlar dışarı Abi, çok sabırsız bir toplum yani. <laughs> Fenerike Fenerbahçe'de çok daha. 10, Abi 10 normal 10 sene bitti ya. Yani 10 sene son 6. Ali Koç'ta bir tane kupa var. Ziraat Türk Kupası. Başka yok. O da Süper Kupayı da oynamadı. E ondan önce de işte bir tane daha var. Ersun Yanal'ın şampiyonluğu. Yani yok gerçekten e, cam, yani iyi, dur, iyi duruyorlar. Peki ya ben de Galatasaray, abi Galatasaray bakıyorum. Gerçekten e, çok acayip geliyor bana ya. Ben hani e, on, mesela Murat'a da garip geliyor. Ya diyor ki arkadaş iki sene şampiyon oldular. Üç ay geçmiş aradan. Üç ay geçmiş aradan. <laughs> başkan, hoca, o bu. <laughs> istifa yani, Ne oluyor diyor yani. Hani abi dursun, biz on senedir dursun, şampiyonluk dursun, görmüyoruz. Dur, dur, dursun abi. Altı senedir haydi başkan var. Dursun, başarısızlık üstüne başarısızlık. Dursun abi ya. maksızlık yapıyorsunuz. Her şeyi o yapıyorsa. O simen de o aldı abi ne var? O simen bu sene hani... Ya sayın e, neredeyse tek doğrusu ya. Yalnız her şey Osman. Osman'a bir şey olursa. Allah korusun. Var yani Allah, Allah, korusun. Kötü ben anlamda demiyorum. Ya olur abi futbol bu ya. Adeles'i atar. Bir şey olur. 3-4 hafta. Bir de Osman'ı gördüğün gibi herkes sahiplenmeye çalışıyor. Ben diyor. Tabii herkes ben aldım diyor. o <laughs> <laughs> hep öldür ama. Evet. İyi. Doğru Yitmiş ya herkes sahip. Şey herkes, sayılıyor. herkes Aynen. alır abi onu. Şimdi yine bir Murat Aşık'ın sevdiği yorumculardan Ahmet Çakar. Var. Abi Beraber program program, program partiyorum hocamla. Hayır. Hocama program Elşan, yaptık. Yani orada beni aldatıyor biliyorsun onu. <laughs> Hocama hediye aldım bir tane. Ama senin yerin başka bence. Hediye evet, edeceğim. de. Herhalde başka canım. Abi Ahmet Çakarla. E, kan kanalı böyle <laughs> söylüyor, yapıyorum. Hani bir devamlı olan bir şey değil. Bir devamlı olan bir şey değil. İki tane maç. Abi bu arada çok tepki <laughs> alıyorum. Sen Haluk kanalı bile... bilemem ne aldın da ben çok tepki alıyorum. Çok zor değil mi bir de? Hay, bir de ne işin var abi senin falan ne yani. var ya? Mekanlar değil. Bu hafta kronlar, ayırdım. Her izleyicilerimizle maç sonu ayırdım. Önce çakar başlayacak. Ben zaten maçta olacağım için dedim. Siz çakarla yapın bir saat. Sonra ben, 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 11 geleyim. gibi geleyim dedim. Kurumlar değişiyor, mekanlar değişiyor ama Haluk Yürekli senin birlikteliğin değişmiyor tabii. O da ayrı. Evet. Allah ayırmasın. Allah ayırmasın, ayırmasın diye. Baron da var ama bugün yok. Evet. Ona da ayrılamıyoruz. Gördüğün gibi yani hiç ben mesela o tatil matil hiç tatil yapmıyoruz ama bir, Baron. Ba en çok tatil Baron. Tamam Daha önce yemeyeceğim. Daha yemedim, yerim. diyor. <laughs> Hastalık sonrası enerji Abi depoları Abi esas diyeyim. bugün telefonla konuşuyorum Baron'la. Oslo'da şu anda. Evet. Kenan telefonu konuşurken birisi Baron İbrahim abi falan diye bağırdı. İbrahim abi tanımaya başladılar abi. Böyle kapattı telefonu. <laughs> telefonu kapattı. Heyecandan da ilk defa <laughs> kendini <ta> <laughs> kapattı. Bir dakika sonra aradı. Yolda gelirken arabayla konuştum. Dedi ki sana birini veriyorum dedi. Kenan'ı verdi abi. Oslo'dan Kenan. Oslo'dan Osto'da yaşayan Türk. Abi çok var Dedi her ki, yerde Abi dedi ben Galatasaraylıyım dedi. Çok heyecanlandım falan dedi. Konuştuk falan. Kapatırken bizler konuşurken Kenan telefonunu at falan diyordu. <laughs> <İbrahim abi. gülüyor> Yani Oslo'da keyfi yerinde. Ee, e, da selam olsun. Oslo'ya yerleşmeyi düşünüyormuş. Evet. Bakalım iki numaraya geçiyoruz o zaman. Mourinho ile ilgili Ahmet Çakar'ın bir çıkarımı var. Bakalım neler söylemiş Ahmet Hoca. İşler Mourinho ile kötü gitmeye başladı. Bunun patlaması korkunç olur. Adamı tefek koyarlar. Mourinho bir gün böyle sabah beş buçukta özel uçakta Sabiha Gökçen'den Lisbon'a uçuverir korkudan. Büyük başın belası büyük olur lafı bu. Çünkü beklenti çok yüksek. Bir Galatasaray'a filan veya Beşiktaş'a veya Trabzon'a özellikle Galatasaray'a çünkü Fener'in ezeli rakibi son 3 senede Galatasaray'a filan bir laf ederse sinir bozucu Mourinho için çok sıkıntılı dönemler başlar Türkiye'de. Mourinho burayı, Mourinho zeki bir adam. Evet. Ama ne kadar zeki kestiremiyorum. Çünkü hayatın hiçbir döneminde Emergence ligde yapmadı. Emergence ne demek? sınıf sınıflik. Şimdi diyorlar ki gel. Hep çimde koştu. Bir de toprakta koş. Türkiye toprak. Galatasaray laf edersen falan diyor. O bir Ben ama, anlamadım abi ben... cümleler ben... kopuk kopuk. Vallahi çözemedim. Ne demek istemiş? Yani bir tamam. sıkıntı yaşarsan gidersin diyor. Yani tam onu anlıyorum ama mesela Galatasaray laf edersen falan diyor. Orada bir havada kalıyor. Tam anlamadım ben be. Toprak çim falan Türkiye toprak diyor. Yani doğru yani çim de konuşuyor. Emergency em diyor. Emergency diyor. diyor. Emergency lig derken İkincilik ne? İkinci yani? lig demek yani ikinci seviye yani ad, diyor. Emergency ad, acil ad. durum demek abi. evet de evet, öyle e, diyor. Hani yani, yani bence biraz mazot da var. Ha bu ne, <laughs> <demek diyor? Emergency gülüyor> ne demek diyor? Emergency ne demek diyor? İkinci yani ikinci seviye diyor. Çok az seviye. <laughs> Vallahi şey ben de acil olarak düşündüm bilmiyorum. bilmiyorum. Abi abi, abi emergency diye hakem camiasında bir şey var demek ki abi. Emergency ligde maç önüyorum Ya felaket ya. Yani hani hiç derbi falan yok. Mesela Jorge so bunları söylesen anlarım. Çünkü hayatın en büyük gördüğü derbi işte Sporting Lisbon, Benfica, Benfica Porto'ydu. Ya buna deme boş ver. Onlar da derbi mi? Da hani orada çok da sevmiyor. Barcelona Real Madrid'i görmüş adamdan bahsediyorsun ki. Yani hangi Barcelona'ya karşı yani? O da var. Inter Milan. Hani orada o da bir şey. Var abi Londra derbileri var ya. Londra, hadi orada çok var diye saymıyorum. Londra'da 9 tane var abi. Bir sürü Londra derbisi Bitmiyor. var. yok Kuzey Londra var. Ha, o var. Öbürü var. Beriki var. Ahmet hocam öyle esmiş rüzgar. Ya şunu söylüyor. Yani ben tercüme edeyim. Kendi evet, anladığımı yani. söyleyeyim. Ya diyor ki baba diyor zor yere geldin diyor. Yani işler kötü. Başarılı olmak zorunda. Başarısız olursan bir bakmışsın uçakla gidiyorsun. Yani orada gönderirler seni. Tutmazlar diyor. Sen Mourinho olduğun için burada kalamazsın diyor. Benim anladığım. Ha böyle güzel. Tamam bak çok teşekkür ederim. Ben <laughs> böyle <ben vallahi> anlamamıştım. <laughs> <laughs> Süper teşekkür ediyoruz. Üzer teşekkür şey. ediyoruz vallahi. Dekoru Ahmet Hoca lazım de var. olursa beyaz beyaz TV'ye de geleyim ya. Bakalım be, yani. bir numarada tercüme ihtiyacımız olacak mı? Ümit Hoca var. Ümit Özat. Bir tercümeye numarada. ihtiyaç yok onun gibi belli niye <laughs> Bakalım neler söylemiş Ümit Özat? Okan Buruk'u eleştirmiş. Ya ben... ya, bu provokasyonu sen yaptın şey diyor yani sen yaptın. Tro ben sana söyleyeyim Galatasaray takımına karşı, Galatasaray oyuncularına karşı kimsenin bir provokasyon yapacağı yok. Ama sen Şinanay'da yavrum Şinanay dediğin bir parça vardı ya. Hocam oralara da çok gitmeyelim şimdi. Hayır, aşkına, hayır geçen ya, sene şampiyonluk ya, kutlamasında oldu. 50 yani. bin kişiye 25 milyona e, bekliyorlar şimdi onu. Provokasyona sen sebep oldun o konu O unutulmayacak diyorsun geçen seneki o sen, kare. Sen annene küfür edilmesini unutur musun? Sen e, yaptın bunu. Yok. Hiç o daha ne Fatih Terim'de ne başka hocalarda hiç kimse de görmedim biliyor musun? İki sene üstte şampiyon olmuşsun. Fatih Terim'in rekorunu kırmaya en büyük adaysın. Çocuk gibi, lise çocuğu gibi oradan bayrağı da aldın. nerede şinana yavrum Şinanay. Hani bir laf vardır yani. De. Şimdi bu söylemeyeyim yani. Söyleme hocam. Sırayla diye. Şimdi geleceksin orada 50 bin kişi. Sana bunu yapacaklar. Kusura bakma. Sen getirdin bunu buraya. Bir dekoder de Ümit Özat'a yapayım mı? Tabi Hemen rica edeyim. Ey 50 bin Fenerbahçe taraftarı Okan Hoca'nın anasına avradına küfredin demiş Ümit Hoca. Yani hatırlatmış. Unuttuysanız ben hatırlatıyorum demiş. Anasına avradına küfredin demiş. Ve hak etti bunu demiş. Daha kötüsü. Abi şimdi yıllarca Fenerbahçe gibi büyük bir takımda kaptanlık yapmışsın. Hadi diyelim ki 15 yaşında trole bu yakışır. Kendine yakıştırıyorsa bunu yani Okan Hoca'yı derbi maçı öncesinde hedef göstermeyi o Ümit Hoca kendine yakıştırıyorsa ben bir şey diyemem. Ayıp etmiş bence. Benim yaklaşımım bu. Yalnız durum tespitini yapıp bıraksa iyiymiş de. Ya olabilir sonuçta şey. yani evet ben için taraftarın içindeyim var öfke yani. Nasıl yani tamam yaptı yaptı özür e ne yapalım abi diye özür dediyse diyen de var. İlk röportajında i̇şte, özür diledi abi. Ya yani. diledi ama işte diyor ki üstü öz, kapalı özür diledi diyen var Yo, ya özür, özür dilemedi. Yani, Tarihsiz olaylar olmuş özür diledi. Burak ya bu arada burada bu... konuştuk ben de eleştirdim. Son derece yanlış Yok, dedim Okan Hoca'nın yaptığı. Canım, şey demiyorum. dedim ki hatta ilk röportajında bunu düzeltmesi lazım dedim. İlk verdiği röportajda. Ama taraftar duracak. biraz motive tabii bu konuda. Yani Ümit Özat'tan yani. dolayı mıdır değil midir ama bir motivasyon ya, bu, var Okan Hoca'nın. Ta, Galatasaray takımına karşı yok. Bu yaklaşımla motive olur zaten. Ya Bugün ben görüyorum falan bazıları yani ben hiç asla tartışmıyorum. Annesinin adını falan paylaşıyor. Asla hepimizin annesi. Bunlar hep böyle oluyor. O bize ettiyse Onlayı var. Murat buradan. Hayırceklerse yani. ya, illa kendisini etsinler abi. Annesinin bir günahı. Kimseye etmesinler abi. Hayır abi edilecek Ay. ama ben ya Türkiye o kadar gerçekleri şey yapmış, var. yapmış, düzeltmiş düzeltmişsonu abi. Bir ne yapalım şimdi? Abi yapılacak en güzel şey geçmiş. benim en sevdiğim ne biliyor musun? Kazan maçı dalga geç. Abi aynı abi, abi aynı şey Fenerbahçe Kuyu başlama. Ali Koç da Ali Koç da Ali Samiye'ne evet, küfredilen şeye e, 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 alkış tuttu. Şimdi onun da yok. Sonra döndü dedi ki aman abi yapmayın Ali, Ali Samiye'ne küfretmeyin dedi. Ya şimdi ona alkış tuttuğu şey belki bilmiyor bile, duymuyor bile abi. Tabii, belki de bilmiyor. Ona duymama ihtimali yüksek ama Tonga'ya. Yani onu Karşı söylüyorum abi. Yapıyorum. Sonuçta alkış tuttu ya. Algıysa onun da önüne geçersin. Böyle de bin tane şey söylersin. Üstelik adam bununla ilgili Galatasaray'ın teknik direktörü şampiyonluk sonrası verdiği ilk röportajda özür dilemiş. Ya bu ayıp. Yani bunu kan davası Abi bak gerek Fenerbahçe taraftarı yapabilir. Kendi işini yapabilir. <laughs> Bir yorumcu bu işten ekmek kazanmış. Fenerbahçe kulübünde kaptanlık yapmış. Ve Fenerbahçe kulübü As Başkanı'nın televizyonunda yorumculuk yapan biri Okan Hoca'yı hedef gösteremez. Çünkü o hedef gösterdiği Okan Hoca, Okan'ın sahibi Acun Ilıcalı'nın 30 yıllık arkadaşı. Çok yakın dostu. Ayıp olmuş yani. Evet küfürü onaylamıyoruz diyelim. Biraz önce program ortalarında söylediğimiz derbiyle ilgili çağrılarımızı yine diyelim. Küfürün olmadığı gelelimden uzak inşallah seyirci yüksek bir maç olur. Evet son. Senin için özel istek. Benim ekibin isteği. Ben, ben istemedim abi. Özel istek ekibin falan değil. İnsanları ama. havaya sokmayın ya. Yok ekibin isteği diyelim ha, daha doğrusu. Iste. Benim haberim ee, yok. Ben hiçbir zaman içeriği bilmiyorum ne çıkacağını. Sana da sürpriz Benim olacak. Benim siparişlerimden biri değil yani. <laughs> evet yok. Yok kesinlikle onu söyleyelim. Bizim ekibimizin almak istediği bir şey bu arada. Siz de ilk defa göreceksiniz. <laughs> Aa ah, o ekip yok mu o ekip? evet. <laughs> ben bir şey sorgulamamız lazım. Ben davet ettim ya. <laughs> Hasan Arda Kaşıkçı'dır abi evet. Başka bir şey olamaz. Ekip ekip dediğine göre. <laughs> Benle de alakası yoktu yani. Ekip diyor. Hasan Aman ben tabeladan yeni çıkmışım. Dağılma. Hak kısaltmasına karşı hep bir antipatim var. Bizde de Hasan Ali kaldırım vardı ya. Olay, ondan olabilir bak. İstemeden oluyor olabilir. Şey, İstem dışı olabilir yani. Ash Talks olarak sosyal medyada tanınıyor. Hasan Arda Kaşıkçı. Bakalım nasıl bir yorum yapmış. Üzerine konuşalım. derbilerde yüz, %80 ev sahibi avantajlıdır. Fenerbahçe 3 senedir Galatasaray'ı yenememesi benim gözümde sürpriz. Kadıköy'de Fener Galatasaray'ı Fenerba Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı Kadıköy'de 3 senedir yenememesi bana göre sürpriz. Çünkü ev sahibi takımlar derbide avantajlıdır. Beşiktaş forvet avukatla Galatasaray'ı yendi. Çocuk avukat ya baroya kayıtlı. İstanbul <laughs> Barosu'na kayıtlı avukatla Galatasaray'ı yendi. Yani ve hoca kim biliyor musun? Daha Abdullah kötü hoca. Abdullah Avcı. <laughs> <Of>. Hoca Abdullah <laughs> Avcı abi forvet avukat yani for, for, forvet avukat Teknik direktör modacı. Galatasaray'ı yeniyorsun yani. O yüzden derbide ev sahibi olmak büyük avantaj. Şimdi Kadıköy'desin 55 bin adam. Şimdi Okan Buruk bunu bilmiyor mu? Okan Buruk da bunun farkında. Okan Buruk da niye temkin takılıyor? Çünkü Kadıköy'e gidiyorsun baba. Ya. Her şeye rağmen Kadıköy'e gidiyorsun. Şimdi senin 3 senedir orada Galatasaray'ı yenememen. Galatasaray'ın orada seni 20 sene yenememesinden daha büyük başarısızlık. Çünkü de ev sahibi takım hakemi alır toplumu yanlış bilgilendiriyorlar. Umut Nayır mezun olmadı. Halde baroya kayıtlı değil. Artık çocuğun şu anda milli takımın santrforu kendisi. Yani küçümsemenin bence bir Abi seviyor ama yani küçümsemeyi. Şimdi bu videoyu da alsın koysun. Şen söylemi koymuş. Onu da koysun. Bu küçümsemek değil mi şimdi? Forvet avukat deyip kendince küçümsüyor. Avukatlık mesleğini küçümsüyor demiyorum. Avukat onu demiyorum asla. Ama burada Umut Nayır'ı yani biz avukatla yendik. Çocuk avukat değil. <laughs> yıllarca San Marino, Lüksemburg için Ya, ya işte. onlar öyle ama onlar Kodius, yarı profesyonel. Hayır vesaire. onlar yarı profesyonel olduğu için <laughs> orada aşçı kaleci, muhasebeci santifor oynuyor. O doğru. Benzer bir kıyas. Yarı diyorsun. profesyoneller ama. Ha burada Umut Nayır. Ben kendi çok da beğeniyorum. Ee, okulu bitiremedim dedi. Yani 8 dersin mi ne var vermeye çalışıyorum. Bara ama tam güzel ver. Kendi Eksik skirebilir. bilgi. Derbilerde tamam de o eskiden de yani. abi ya. Yani Beşiktaş'ın da son zamanlar öyle iç sahada çok derbi hakimiyeti yok diye biliyorum. Bilmiyorum rakamlara bakmak lazım ama i̇yi takımlar kazanıyor. Şöyle oluyor ya Murat. Ben de orada şeye katılıyorum. Yani seyirci avantajı böyle maçlarda çok önemli. Bazen e, skor e, aleyhine döndüğü e, zaman da dezavantajı dönüyor. dönüyor. Geçen sene bizim daha say maçı ya da... tersine çok... döndüğü zamanlar da oluyor. Doğru. Ama maç başlangıcı olarak bütün motive... Hele Galatasaray Fenerbahçe maçı. Yani içeride motive... Yani şimdi geçen senede de Galatasaray 50 bin kişi şampiyonluk kutlayacaktı. Fenerbahçe geldi bir sıfır yendi. İşte onu diyorum abi bak. Deplasman taraftarı yokken buna katılırım. Yani takımlar oraya yani çıkıyorlar diye böyle işte orada tarafı orası boş. Motive kendilerine motivasyon sağlayamıyorlardı sahada. Ama o deplasman tribünü olmaya başladıktan sonra bir top oyunculara da sorduğum için çok rahat söylüyorum bunu. Abi orada insanları görmek yani onlar için de yapalım. Hadi ya bak bunlar buraya gelmişler bu kadar didiniyor, uğraşıyorlar falan filan. Bir motivasyon yapıyorlar. E senin sesin dediği gibi skoru sen aldığın zaman o koca statta 40 bin kişinin sesi çıkmıyor. Senin oradaki 2 bin kişinin sesi çıkıyor falan. Bunlar hep motivasyon. Tabii ki ev sahibi avantajlı da. Abdullah modacı değil. Onu da vereyim. Abdullah abi şöyle yapar. Ay şöyle modacı değil. Ben geçen çok güzel giyiniyor dedim ya. Abdullah abi şöyle yaparmış çünkü. Gidermiş çok bilinen bir markaya. Hı -hı. Demiş ki bana 10 tane kombin yapın. Yani hani işte stylingini öyle veriyor stylingine. Yani. Hatta ben diyorum ki zaten versinler. Yani, çok önemli abi. Mourinho vermiyor mu? Vermiyor. Çok kötü bir tişört giy abi. Yani. Kendi markası. Tamam da çok kötü ya. Çok yani. <laughs> o Ondan kadar onu da beğenmedi. Abi. Eskiden daha iyi giyiniyordu. Tişört çok kötü da ama. Daha kış yani. yeni geliyor abi. Winter is coming. meşhur Morino yani. Yo, Murat. tişört altı ama marka şey gibi. Tişört çok kötü ya. Morinyo'nun tişört Gerçekten. Alacağım çok sana bir tane. Ben beni hatırlarsın bakıp. <laughs> yok söyleyelim. Yani bir sakıncası yok. Yok yani. hani şimdi Kia'lı dün Fenerbahçe'nin e, giyim sponsoru evet. oldu. Mesela bir palto tasarlanmış. Ben ilk kez görüyorum bir lansmanda. Muhtemelen Morinyo geldiği için tasarlanmış evet. o. Normal takım elbise tasarlanıyordu. Evet. Üstlerine Fenerbahçe'nin kendi e, ürünü giyiliyordu mont olarak. Abi bak işte bunlar. Yani bence olsun zaten. Okan Buruk da kullansın styling. E, Şenol hocam da kullansın. Giovanni Van Bronckhorst'a kutu. Okan Hoca'nın da var tarzı evet. ya İtalyan. Abi bu, tarafını, bu işi, taksın, Abi bu işin şov tarafını. Biz bu işin, mesela ben onun için Osimen maskeyi taksın. Sen maksimum kafaya bandı taksın. Ha bu işin şov tarafında. Abi Fatih Terim işte ya. Bu ülkede bu işleri bence ilk başlatan teknik adamdır. Abi benim onunla ilgili o... hikayem var. Galatasaray'ın o zamanki sponsoru, forma sponsoru işte. Eşortman gönderiyor mesela Galatasaray'a. Fatih Terim ayrı gönderiyordu. Aynen. Ona ayrı kreasyon, ayrı ayakkabı. Orada Mustafa Denizli'nin de hakkını yemeyelim. Hayatın futbolda o da, Hukuk öyle. O da öyle, söyledi. Doğru. Ben Bobby örnek aldım. Onun giyim tarzını. O zamana kadar herkes eşofman vesaire giyiniyordu. Dolayısıyla onun giy gibi blazer ceketler giymeye başladı. Fatih Hoca mesela düğüne gider gibi evet. gidiyordu abi maça. Evet. Öyleydi yani. Çok... giyiyor. Bir o daha o da biliyorsun bu, hiç başka bir şey giymiyor. Bu bir görsel şov abi bu, <laughs> bu, yani bu. bence bu. Aykut şey. Kocaman'ı yıllarca eleştirdiler. Eşofman giyiyor, eşofman giyiyor. eşofman giyme amacının şu olduğunu anlayamadılar. O zamanlar bu kulüp ürün satıcıları çok şey değildi. Şimdiki gibi işte storlar Reklamını yapıyordu. yapmıyordu. Mustafa Atöz'ü ben Antrenmanda yapıyordu. ben tanıtayım. Yapıyordu. Ben tanıtayım. Ya, ama bizimkiler hep fener üretiyordu direkt. Ya Fatih Hoca antrenmanda. Yiyeyim ki satılsın. Fatih Hoca'nın antrenmanda fotoğraflarını olacak, bir paylaşıyorlardı. Bu ürün ayda. Yalnız o geliyordu. ürünlerin bazıları gelmiyordu işte store'a. İşte ben bile bir. Şapka takmalar, bele. Ha. Sen Abi sen bak sen bazı ayakkabı. Fatih Hoca o işlerin bir numarası. Ya ben bir gün sordum çünkü bir yakınına. Ya ayakkabıyı çok beğendim dedim. Düz ben bende düz beyaz ayakkabı takıntısı var çünkü. Dedim ki bu neymiş? O kreasyon daha Türkiye'ye gelmedi dediler. Yani hocaya özel bir kreasyon yaptı dediler o hmm. firma. Erken getiriyor. Demiş bir tane de 44 günümüzü <laughs> alsak dedim. Abi Hasan Arda Kaşıkçı'nın bir kendine ait bir tarzı var. Talip beğeniyor. Ben izlemiyorum hiç bilmiyorum. Yani, affetsin Çok beni. Ben kimseyi izlemiyorum. Kendimi de izlemiyorum yani. O yüzden... Yani YouTube'da herhangi birini izlemiyorum. Niye öyle ben seni yapıyorsun? Ben, izleyemiyorum ya. Vallahi ne yapayım abi sen izle de. Ben de hep izlemiyorum. Şunun için. Kaos olunca izliyoruz. Şunun için e, burada gördüğüm kısa videolardan e, bir analiz yapacağım. Tabii ki çok haksızlık edip, ediyorsam da, hakkını etsin. Çok farklı bir tarzı var. Yani bir şeyi anlatırken hep bir e, başka bir e, örnek vererek anlatıyor. Zaman zaman e, çok komik de buluyorum açık söyleyeyim. Yani e, ben avukat bölümünü yani Umut'la küçümsemek olarak algılamıyorum. Abi, Onun ne bir yapıyorsun? tarzı bu. Tarz olarak. Abi tamam da bu tarz. Kendince mizah ile çizgi Abi, dolayı. Mizah mizahla alay yani. mizah, zaten. etmek arasında ben Şimdi bir çok ince bir çizgi, ince bir vardır çizgi, vardır, çizgi var diyor. Vardır, vardır. Yoksa bir tarzı olmasa bu kadar insan izlemez. Yani adamı tanımıyorum etmiyorum kişisel. Onun söylediği gibi bir garezim husumetim bilmiyorum. Hı hı. Yani izlemiyorum dediği gibi. Biz bir zaten zaten vaktimiz de yok. Ha, benim bir ön yargım yok yani. Beşiktaşlı. Murat'ın da yok benim. Ya yok ön yargım niye olsun ya? O kendisi öyle mesela bize Ali Koç'un adamı demiş geçen gün. Ali Koç'un medyadaki adamı falan demiş. Şimdi ben mesela takılacak olsam ona cevap veririm. Ya bu da sana denecek en son kişi Hayır sensin ya yani kardeşim. Ya. Benim gördüğüm. Ya ben yani. aynı aynı önemi. Ben Türkiye'de şu anda insanların yüzde cebinde olan başkanın, bankasının, kredi kartının o versiyonunu alamıyorum mesela. Lan adam olsam bari o kartı verir bana verdirir bankadan. O bile <laughs> yok bıraktık ekstra bir şey almayı. Onu alamadık da. Abi adam Fenerbahçe TV'de yayına çıkartılmıyor yani şimdi. Bunlar e... abi insanların, insanları karşılıksız sevebileceğini anlayamıyor bazılar. Onu yapacak bir şey yok. Hayır. Evet. Ona da bir şey diyemem ama güzel. benim adama karşı hiçbir tak takıntım yok. Karşılıksız seviyor olabilir abi Abi hiçbir takıntım. Abi ben hep aynıyorum. Benim ona bir vefam var o ayrı ama Hasan Arda gerçekten garezim yok. Sadece bu açıklaması üstte bana bunlar şey geliyor abi. Ağır geliyor biraz. Yani modacı yani. Şeyle yendi. Ya, yani o şeylendi. Ya Abdullah Avcı yani. kötü teknik sektör diyor. Normalde Umut Bayır o, o, gün Beşiktaş santraforu değildi. Onlarla yendik diyor. O gün diyor. peki o maç bitti neler diyorlardı Abdullah Avcı. Benim hanım o gün işte stat'tan aldı. <laughs> o gün bir sürü maç <laughs> o. Ya gol oldu beni arıyorlar ya. E, ee, golü izliyorum o sırada Umut Bayır'ın. Hanım aldılar. Ben çıktım evden gittim çırağına emniyete. <laughs> Allah'ım yarabbim öleceğim ya. <laughs> Yok bir yani şey yok. Yakalanma, şey yakalanma şey var mı? İfade vermeye Senin de vermem işte. lazım bu arada. Haluk Bey'in de var. Beni de yakalayacaklar. Abi TC'yi görüyor ya. <laughs> buradan şeyde, alacaklar beni de. Yerimiz belli. <laughs> TC düşüyor ya. <laughs> şey e, e okuduğunda. Evet. Hop geliyorlar olduğun yere. Benim de gidip vermem lazım ama. Daha enteresanı var bunların. Bak bu yeri değil. Birileri giriyor yer değiştiriyorlar tamam mı abi? Yani daha Başkasının pasulye giriyor. Adamın da aranması lazım. Adam suçsuz gülans. Adamı aldılar nezaret attılar. Adam anlatamıyor olmadığını. Kardeşim bana ne diyor? onda o zaman onu getir diyor katışlar. Ağzınıza sağlık. Keyifli Sizin ağzınıza sağlık. Oldu. Ben Asistan baron. Eğer bir hata yaptıysak affola diyelim. Ee, barona da seslenin. Bir an önce gelsin. gelsin. Koltağa otursun. Norveç bırakılır gelin ya. Fatih Sultan Mehmet'in 2. Murat'a dediği gibi lütfen geliniz ve bu tahta oturunuz diyelim. Bence gayet güzel idare ettiniz. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Sağ olun sayenizde. İzleyenlere de teşekkür ediyoruz. Yayınlarımızı beğenmelerini, yorumlarla bize destek olmalarını rica ediyoruz. Pazar Herkese, günü derbide. Güzel, seyir zevki yüksek bir derbi biliyoruz. De Biz de Pazar günü, Pazar günü. derbi programında Baron'la birlikte yayında olacağız, stüdyoda olacağız. Teşekkürler. Hoşçakalın.